Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Savaş Çorlu ve Taner Karaman konuklarımız. 2 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerimiz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Açılışı Galatasaray'la yapacağız. Az sonra Trabzonspor'un Adana Demirspor galibiyetine de değineceğiz. Sarı Kırmızılıların lig performansı son derece iyi. Hafta içi mesaisinde Perşembe akşamı AZ Alkmaar deplasmanına çıkacak Galatasaray. Avrupa Ligi'nde avantajını pekiştirme niyetinde olacak sarı kırmızılı takım. Okan Buruk'un son 3 sezondaki ilk 12 maç performanslarına biraz değinelim istiyoruz. Galatasaraylı Okan Hoca daha önceki sezonlarda ligi nasıl açmış? Bu sezon şu ana kadar neler yaptı? Bunları birazcık değerlendireceğiz. Ekrana getirecek arkadaşlarımız 2022-23 sezonunda Galatasaray en iyilik başlangıcı yapan takım değildi. Şüphesiz ki sadece 7 galibiyet almıştı sarı kırmızılılar bu periyotta. 3 beraberlik 2 yenilgisi vardı ve 24 puanla 3. basamakta yer alıyordu. Geçtiğimiz sezon 12 maçta 10 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgisi vardı. Galatasaray'ın 31 puan toplamış ve 2. basamakta yer almıştı. Yine iyi puan topladığını görüyoruz sarı kırmızıların ama o dönemi Fenerbahçe liderlik koltuğunda geçmişti. Bu sezonsa 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik, 34 puan. Galatasaray zirvede 12 haftaları itibariyle de Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapmış konumda sarı kırmızılı takım. Savaşçıoğlu Galatasaray'ın bu anlamda gelişimini aslında ligin başı için periyodik olarak gördük, değerlendirdik. Bu sezon bu kadar güçlü bir giriş bekliyor muydun? Onu sormak isterim. Okan Hoca'nın sezon başlangıç performansı ile ilgili düşüncen ne? Direkt şu tabloyu gördüğüm zaman çıraklık, kalfalık, ustalık diye isim geliyor. Çünkü o her ne kadar Başakşehir'de şampiyonluk yaşamış olsa da Rize Spor, Elazığ Spor'la başlayan bir teknik direktörlük kariyeri, Sivas Spor. Oralarda da aslında hep Okan Hoca baktığımız zaman başarılı işler yaptı. Akhisar, ZTK. Akhisar'da ZTK kupası. Rize Spor'u ilk yarı düştü delirken ikinci yarıda ligde tutması. Ve neredeyse Avrupa'ya da götürüyor. Neredeyse Avrupa'ya götürüyordu. Başakşehir'le kazanmış olduğu şampiyonluk. Hani bu bir tesadüfle yadırganamaz. Ben onu geçmiş dönemlerdeki çıraklık ama Galatasaray'da çıraklık, kalfalık, ustalık. Şimdi başlangıçtaki puan cetveline baktığımız zaman 22, 24, 32 çıkarak gidiyor böyle yukarı doğru. Bunu da biraz Fatih Terim'in o 96-2000 dönemine benzetiyorum. Yani ilk başlangıcında ilk yarıda 9 puan geride başlayan, o süreçte çok sıkıntılar yaşayan, Faruk Süren'in arkasında durması. Burada da bir Başakşehir 7-0'lık galibiyeti ardından Beşiktaş. Şöyle düşün, o dönem Fatih Terim'le yollar ayrılabilirdi 96-97'nin ilk yarısında. Hatta hocadan bu konuda bir istek olduğu hep konuşulur. Faruk Süren arkasında durmuştur, bunu reddetmiştir. Sen de zaten söylüyorsun. Okan Hoca için de 2022-23 sezonunun başı çok iyi geçmemişti aslında. Hatta insanlar hemen bir şey söyleyeyim. Yapmıştı, evet. 5. haftada 5. Fatih Terim eşlikleri açılmıştı. Tabii, ben de demiştim ki ya durum 5. hafta bu ya. 5. haftada Fatih Terim eşlikleri açmak nedir yani? Evet. Ya 5. hafta bakın bir teknik adam geliyor. 5. haftada Fatih Terim eşlikleri açanlara bugünü söylediğimi söyleyeyim. 96-2000'de. Bu arada Fatih Terim eşlikleri açılıyor. Önceki korkunç sezonunda başlangıcında hoca var. Yani hoca daha gideli birkaç ay olmuş. Tekrar işte bir, getirelim vesaire. Çıkış, enteresan. Bazen böyle kırılma, çıkış. Bunun adını ne koyarsak koyalım. Bir Başakşehir 7-0'lık galibiyet ardından bir Beşiktaş galibiyeti gelmemiş olsaydı bugün Okan Hoca'nın şu andaki 2 senelik şampiyonluğu bu başarısından bahsetmiyor olabilirdik. O baskılara rağmen o gölge maç sonu puan kaybetmişti. Trabzonspor maçı öncesiydi galiba. 5. Fatih Terim eşleklerini ben hiç unutmuyorum. Valla ben çok böyle gövdeli yorumcuların ve yazarların bile Fatih Terim ismini anmaya başladığını hatırlıyorum. Ya 5 haftada oluyor bunlar sevgili Taner. 6. hafta, 7. haftadan başlıyor bu çıkış. Yani orada öyle bir şey ki bir teknik adam geliyor 5 hafta. Bugün bakın yabancı, yerli yani Galatasaray tarihinin en kötü teknik direktörü gelmişti Fatih Terim'den sonra. Teknik direktörü de hocası. O adama bile yarım sezon tahammül edildi yani. Doğru. Baktığın zaman. Şimdi Okan Hoca'nın o süreçteki tamamen kendi başarısı, takımla beraber bir şey yakalaması ve arkasından o 22 puan orada sezon başındaki kayıplara rağmen olmayacak mı, gidecek mi, yeniden Fatih'in dönecek milerden gelen bir şampiyonluk, arkasından bir sezon şampiyonluk. Bu sezonda 25. şampiyonluk, 5. yıldıza koşan bir Okan Hoca var. Orada Okan Hoca ayrılsa belki bu şampiyonlukların hiçbiri olmayacak. Tabii ki. Okan Hoca'yı da orada kutlamak lazım. Oyuncular ona inandı. O arada işte forvet sıkıntısı, golcü Icardi geliyor daha sonra. Gomis mi Icardi? Gomis'le başlayan bir sezon. Sonra Icardi'yle devam eden hani gerçekten sıkıntı süreçlerden geçti. Bu takım o arada ligi 13. bitirmiş. Yeni bir kadro kuruyorsun.
Rakibin Fenerbahçe transferler yapıyor. Doğru işler yaptığınız zaman doğru şeyler geliyor. Bugün de baktığın zaman hala evet Galatasaray'ın kuruluş amacı, felsefesi kenden olmayan takımları yenmek, yurt dışındaki takımları yenmek. Onun içinde Galatasaray'ın ciddi mücadelesi var. Azay'ı geçerse grup lideri olma bile şansı var yani kalan maçlarda kazanması halinde. Dolayısıyla bugün buraları bir tesadüf olarak değil, tamamen hak ederek kazanmış, gelmiş. Bu topladığı puanların bir tesadüf olmadığını bize Okan Hoca gösterdi. Elinde iyi bir kadro var. Bundan sonraki süreçte de bu çıkışı devam ettireceğini düşünüyorum. Icardi'nin sakatlığı önemli bir sakatlık. Bu hafta Kaan sakatlık diye 3 hafta yok. Ama bu tablo tesadüfi değil. Hakikaten de bazen çıraklık, kalfalık, ustalık denir ya. Bu tamamen bu tablo bize onu gösteriyor yani. Nasıl görüyorsun Okan Hoca'nın kariyer gelişimini Galatasaray'la beraber? Yani kabuğuna artık sığmayan diye tabir edebilirim. Yani Okan Hoca'nın bugün oynattığı oyunun altındaki mantığın neredeyse bütün maçlarda oluyor olması, kaos futbolundan uzak oluyor olması, oynatmaya çalıştığı bir felsefesi üstünden bu başarıyı elde ediyor olması da bence birçok Avrupa kulübünün de iştahını kabartıyor olması lazım. Ve muhtemelen de bu sezon Okan Hoca'ya da gelecek teklifler majör liglerden epey bir fazla olacaktır. Ben bu gidişatın ki 2022-2023 sezonunun o 14 maçlık serisinin hemen öncesindeki o serinin daha doğrusu başlangıcı öncesindeki bu tabloda da dediğim gibi yönetimi de kutlarım. Çünkü gerçekten de o dönemin baskı ortamına direnç gösterip yönetimde Okan Hoca'ya güveniyoruz. Okan Hoca'yla devam edeceğiz açıklamasını da yapmışlardı. Sayın Başkan da ben olduğum sürece evet. Beraberiz dedi. Bu önemli bence. Yani yönetimin hocaya güvenini bu şekilde açık açık söylemiş olması, vermiş olması kıymetliydi. Diyebilirlerdi ki ben işte Fatih Terim baskısını kaldıramam tribünlerin. Sosyal medya böyle yönlendiriyor. Ya da bu ne arada bileyim. Taner özür dilerim. Yönetim içinde Fatih Terim gelmesi için de çalışanlar her dönem oldu. Hep olmuştur. Bugün de var. Tabii. Bugün de mesela sezon başında takım şampiyon olmuş. Fatih Hoca ile görüşenler, yemek yiyenler. Hani o tablo, o fotoğraf bile mesela baktığı zaman. Ben yani Okan Burun yerine kendimi koyuyorum. Hı-hı. Ya da Fatih Terim'i koyalım oraya. Aynı durumda kendisi iki sezon şampiyon yapmışken rahatsız etmez mi Fatih Hoca'yı? Tabii ki. Herkesi tabii rahatsız eder. Yani bunu da parantez içinde söylemek lazım. Ve gelinen noktada şimdi 4 sene üst üste şampiyonluk hedefiyle giden bir Galatasaray var. Başarabilir mi? Bu sezonu bence yaraladı. Çünkü oyun ritmini geçtiğimiz yılın da üstüne çıkartan bir Galatasaray var. Ve bu ritimle giderse de, bozulmazsa da şampiyonluğu elde etme ihtimalini de azımsanmayacak kadar yüksek görüyorum. Devre arası yapacağım neler de önemli olacak. Önemli olur. 4 sene üst üste bir şampiyonluk hedefiyle giden bir Galatasaray'da da Okan Hoca'nın bu sezonun sonunda gelecek majör liglerden çok majör transfer tekliflerini de kendisi adına kabul edeceğini düşünmüyorum. 4. yılı da Galatasaray'da geçirmek isteyecektir işin finalinde. Ve Bodrum orada, maçında orada da biraz şey koyabilirim belki yani. Bodrum maçında da Fatih Hoca'nın tribünde olması, Okan Hoca'nın Fatih Hoca hakkında yaptığı açıklamalar son dönemlerde artık ayrışmacı bir yaklaşımın tamamen kaybolduğunu, en azından kitlelere bizi ayrıştırmayın mesajını veren bir Galatasaray camiası var. Çünkü şunu unutmamak lazım. Fatih Hoca eğer boştaysa, bir takım çalıştırmıyorsa her dönem potansiyel Galatasaray'ın teknik direktör adayıdır. Gidişlere her ne kadar son imzam olarak olsa bile dönüşü her zaman olabilecek bir teknik direktördür. O yüzden de hocanın da destekleyen yöndeki yaklaşımları bence kenetlenme açısından çok kıymetli Galatasaray'da. O gidişleri ona da biraz şey yapmak lazım. Çaykur Rize maçıydı galiba. Aynı anda kongre dedim ben o günü. Farklı mı kaybedilen? Ceketimi astım demiştim mesela. Ondan evet. Sonra 3 defa geldi. Fatih Hoca dediğin gibi boştaysa her zaman potansiyel aday olur yani baktığımız zaman. Okan yani, Hoca'nın sen Galatasaray'daki geleceğini nasıl görüyorsun? Ya da daha farklı bir kariyer planlaması sence söz konusu olur mu? Büyük liglerden önemli fırsatlar gelir mi? O zaman şöyle söyleyelim. Fatih Hoca'nın Galatasaray'dan ayrılışının bir numaralı sebebi Galatasaray'da kazandırdığı 4 sene üstte şampiyonluk. Tabii ki etkili ama değildi. UEFA Kupası'ydı. Yani Arsenal'e şahane bir final oynamışsınız, kazanmışsınız, kupayı almışsınız. Fiorentina'ya götüren o kupa yolu oldu yani baktığımız zaman. Burada da Okan Hoca'nın bu sezon Avrupa'da yapacağı işler çok önemli. Avrupa'da nereye kadar gidecek? Velev ki Avrupa'da kupayı aldı ya da almaya noktasına kadar geldi ki hedef almak. Böyle bir şey olursa Okan Hoca'yı tutmak zor olur. Okan Hoca, Fatih Hocam da o dönemde ben futbolcuydum. Böyle bir teklif geldi. Gitmek istedi. Önümü açın dediği zaman her Galatasaraylı Okan Hoca'nın önünü açar. Okan Hoca'nın Fatih Hoca'ya göre baktığımız zaman artıları var mıdır? Üçüncü şampiyonluk, beşinci yıldız. Hani hakikaten 5 yıldız deyince aklıma benim Bayern Münih kalıyor. Ben bunu daha önce söyledim. O zaman Türkiye'nin Bayern Münih olacak Galatasaray. Okan Hoca'nın artıları
var. İngilizce biliyor olması, İtalyanca biliyor olması, Fransızca'ya biraz yatkın olduğunu, hatta İspanyolca'yı da konuşabiliyor. Yurt dışında bir üst düzey bir takımda, majör bir ligdeki takımlardan bir tanesi çalıştırıyorsanız bunlar ciddi bir avantaj değil midir Kerem? Tabii ki. Çok ciddi avantajdır. Burada bile artık günümüz futbolunda sahaya çıkan 11 futbolcunun bazen 9'u bazen 10 tanesi yabancı oluyor. Yani kulübedeki yabancı oyuncuları sahaya atarken kritik anlarda bakalım, hoca biraz dizet, direkt kendisi konuşuyor. Biz hani yola vardı kritik maçta mesela girdi golünü attı kulübede, yani evet, tercüman kullanmadan. Hani şimdi diyorlar ki işte ya Türkiye Ligi, evet Avrupa'da nereye kadar gider Galatasaray bilmiyorum. Ama Okan Hoca'nın artıları var. Avrupa'ya kendisini atması için ciddi artıları var yani. İki şampiyonluk var bir defa. Üçüncü şampiyonluğu en güçlü aday. Ve dediğim o dil, İtalya macerası olması, İtalya, İngiltere, yani oralarda oynamış olması ve bu iki senedeki başarısı, üçüncü senedeki başarının sonu nerede noktalanacak bilmiyoruz ama bu ciddi bir şekilde yurt dışına atar. Okan Hoca da gitmek ister. Öyle bir şey olursa. Geçtiğimiz yılki bence United maçı, Münih maçı, bu maçlarda oynanan oyun. Bu seneki Tottenham maçı. Evet, Tottenham maçı. Okan Hoca'nın belki puan tablosuna yansımasa bile Başakşehir'le birlikte çıktığı şampiyonlar gruplarında oynattığı oyun. Manchester maçı işte bunların hepsi Okan Hoca'nın CV'sine çoktan yazmış durumlar. Yani ben biraz daha hoca 3. şampiyonluğu elde ederse 4. için burada kalır düşüncesindeyim. Çünkü o teklif... 4 olursa 5 için kalır mı? Yok, orada 3'ten sonra... Orada da ilki yaşatalım 5 sene üst üstenin hesabını yapabilir hoca. Ama finalinde... 4. yıldız için kalsa bile bir sonraki sezonun sonunda da yine aynı teklifleri hemen hemen alır hoca. Okan Hoca, dikkat ederseniz izin günlerinde sürekli transfer olsun olmasın İtalya'ya gider. İtalya'ya karşı müthiş bir şey var. Yani orada yaşamış futbolcu olarak Galatasaray'dan sonraki ilk gözler Inter. İtalya karşı ayrı bir... Oralardan bir, dediğin gibi iyi bir teklif gelirse üst düzey takımlardan, böyle İtalya'daki işte Fiorentina gibi falan değil yani. O zaman... Mesela Roma ile Adanalı değil mi yakın zamana kadar? Anladım. Sezon sonunda değişiklikler burada olduğu gibi orada da olacak. Ben olası bir 5. yıldızdan sonra Avrupa'da nerede bitirir onu bilmiyoruz. Noktayı nerede koyacak? Kupayla mı olur? Oralara kadar gelip final yolu mu olur bilmiyoruz ama Okan Hoca'ya böyle bir teklif gelirse hayır diyeceğini zannetmiyorum ya. 4. şampiyonluk tabii ki önemli olur. Ya böyle bir isteği olacağını düşünüyorsun sen. Ben net düşünüyorum. Çünkü şunu söyleyecektir. Galatasaray'da 3 şampiyonluk yaşattım. Zaten futbolcu olarak kazandıklarım belli. Ben müsaade istiyorum derse hiç kimse de hayır demez yani. Yani yönetimi de ikna eder, taraftarı da ikna eder. Duygusal bir konuşma yapar. Bunun için erken ama olası bir durumu konuşuyoruz. Ben hayır diyebileceğini zannetmiyorum. Yani kalkıp da şimdi bana 3 tane takım say üst düzey İtalya'dan. Bunlardan birinden teklif gelirse, ciddi bir teklif gelirse. Inter, Milan, Juve. Yani direkt sayacağım 3 takım. Bunlara hayır deme şansı var mı sence? Keyfi bilir. Zor. Yani hayır demek çok zor. Çünkü futbolcu için de aynı şey geçerli. Okan Hoca futbolculuğu zamanında Galatasaray'da çünkü yaşadığı şampiyonluklardan sonra Inter'den gelen teklifle beraber o dönem takımdaki en iyi arkadaşı Emre Belözoğlu beraber arkasına bakmadan gittiler. Gelirken de en çok eleştirdiğim konulardan bu olmuş. Çok eleştirdim Okan Hoca'yı. Allah var yani şimdi bana diyecekler ya işte ben bugünün şartlarında o iki futbolcunun Galatasaray'dan gitmesi 50 milyon euro mesela. Ama onları ya kazandırdığı şampiyonluklarla hoca affettirdi. Bak gelirken bu konuda çünkü bir bölünmüşlük vardı yani gelsin mi gitsin mi diyenler. Okan Hoca iyi ki gelmiş, iki tane şampiyonluk, 5. yıldızla koşturuyor takımı diyen şu anda çok sayıda taraftar vardır. Ya futbolculuk kariyerinde de tabii çok önemli hizmetleri tabii oldu Galatasaray'a. Çok da... ciddi hizmetleri oldu. Yine orada da kazanılan lazım. Şampiyonlukta. Milli takım için çok ciddi hizmetleri oldu. Yani hala da aslında devam en fazla lig şampiyonluğu olan futbolculardan ya, biridir. Bir şey söyleyeceğim. Biz Avrupa'yı konuşuyoruz. Bir bakmışsın ki geçmişte Fatih Hoca milli takımda teknik adam boşluğunda milli takıma gel deniliyordu. Şu anda mesela... Takım söyleyeyim mi? Atıyor. Futbolculuk dönemi. 7 lig şampiyonluğu var. 6 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 UEFA Kupası. O jenerasyonda... Daha fazlası da var da başlıcaları. O jenerasyondaki futbolcuların hepsine sahip olduğu bir şey ki Okan en altından geldi. Bülent, Suat Hoca bile sonradan geldi. Yani Bülent Korkmaz'la beraber takımın altyapısına gelen iki oyuncudan bir tanesiydi. Dolayısıyla orada bakarsak daha başka şeyler de çıkar yani tesisleri vesaire. Ben orada olabilir bir teklifte... kafasının karışacağını düşünüyorum. Yani hayır derse bu sefer burada niye hayır dedim olacak. En güzel ayrılıklar, bazen ayrılıklar sevdada gizli olabiliyor ya. O da öyle bir şey olursa öyle bir şey olabilir yani. Zaman gösterecek. Galatasaray'ın sıradaki 10 maçına bir göz atalım. Hafta içi müsabakasında Galatasaray'ı AZ Alkmaar karşılaşması bekliyor. 28 Kasım'da yani Perşembe günü oynanacak maç. Sarı Kırmızılıların durumunu da belki belirleyebilir, önemli bir ölçüde belirleyebilir. Hala 3 karşılaşma kalacak ama Eyüpspor'la içeride, Sivasspor'la deplasmanda oynanacak mücadelelerin ardından
İsveç'te soğuk bir İsveç akşamında kuvvetle muhtemel Malmö mücadelesi sarı kırmızıları bekliyor. 16 Aralık'ta Trabzonspor Samiyen'e gelecek. 22 Aralık'ta Kayseri deplasmanına gidecek Galatasaray. 5 Ocak'ta sezonun flaş ekiplerinden Göztepe'yi konuk ettikten sonra üst üste 2 deplasman Başakşehir ve Hatayspor maçları sarı kırmızıları bekliyor. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev mücadelesi ise 21 Ocak'ta oynanacak. Galatasaray'ın sıradaki 10 maçı bu şekilde. Biraz Azi Alkmaar karşılaşması bize neler getirebilir? Bunun üstüne konuşalım isterim. Sonrasında Avrupa'yı da ligi de sarı kırmızılı takımın penceresinden değerlendiriyor olacağız. Taner, Galatasaray 4 evet. maçta 10 puan topladı. Daha fazlası da olabilirdi açıkçası. Rigas kazası yaşanmasa Tottenham'da telafi edildi. Azi Alkmaar da daha da ileriye götürebilir mi Galatasaray çizgisini? Yani götürebilir çünkü Okan Hoca'nın gözü bir tarafta da Malmö deplasmanında olacak. Çünkü Malmö deplasmanının zorluk seviyesini düşünürsek eğer hem Malmö takımının zorluğu hem de o iklimde Aralık ayının ortasında bulunmanın vereceği zorluğu da düşünürsek hocanın bence Alkmaar deplasmanından beraberlik gibi bir planı olmayacaktır. Hı hı. Hoca buradan 3 puan alarak Malmö deplasmanında kredi açmak isteyebilir. Ve Galatasaray'ın da hakikaten şu tabloya baktığımız zaman Alkmaar maçı dışındaki Sivas, Malmö ve Kayseri deplasmanları çok soğuk iklimde oynayacak. Evet. Galatasaray fiziken çok yoracak maçlar olacak. Çünkü arada bir Trabzon maçınız var. İç sahada bile olsa yine sizi fiziken yorabilecek bir takım. Ki Eyüp de aynı şekilde güçlü bir fizik durumuyla oynayacaklar. Yani Galatasaray adına zorlu bir fikstür. Ve bu fikstürde Alkmaar maçının da peşinden gelen Eyüp maçının bu kadar kısa sürede oynanacak olması da tabii Galatasaray'ı biraz hırpalayacak. Onu söylemem lazım. Yani burada Eyüp maçının takvimiyle alakalı da zaten talepler vardı, redler geldi vesaire ama bu kadar sanki tamir etmek gerekiyordu. Biraz ileriye atmakta da fayda vardı. Galatasaray Alkmaar maçını kazanır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın en büyük şansı Alkmaar maçında da Malmö maçında da iki takımı da kendi ligindeki rakipleri karşısında izleme şansı bulan bir takım Galatasaray. O yüzden ölçümlemesi biraz daha Galatasaray adına rahat olacak. Çünkü bu takımların Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadıkları futbol üstünden analiz etmekle kendi ligindeki herhangi bir takıma karşı ya da Avrupa ligindeki herhangi bir takıma karşı analiz etmek çok daha farklı. Bu yüzden Galatasaray bunu fırsata çevirir. Bodrum maçında ben oyuncuların maç seçtiği kanısındayım. Onu söyleyebilirim. Futbolcular fiziki anlamda kendilerini korumaya çalıştılar. Bu hakları da olduğu kanısındayım. Geride kalan haftalara baktığımız zaman Galatasaray en azından 10 maçın 8'inde gerçekten elle tutulur, iyi bir oyun ortaya koydu. Ve burada arada oyuncuların kendilerine Avrupa maçlarından önce sakındığını görüyorum. İşte Tottenham maçından önce Kasımpaşa maçı. Hı hı. Bodrum, Alkmaar maçından önce muhtemel Bodrum maçı. Futbolcular kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bu da nedir? Neye sebebiyet veriyor? Birebirlerde etkisiz kalmaya sebebiyet veriyor. Ha, Bodrum maçında pahalıya patlayabilirdi. Kasımpaşa maçında keza gördük. Yani oyunun geldiği yer çok daha farklı bir noktaya varmıştı. Şimdi burada ben Bodrum maçını çok referans alamıyorum o yüzden. %60'tı Bodrum'un ikili mücadele kazanma üstünlüğü Galatasaray'a karşı. Galatasaray burada fiziki olarak kendini koruyan çok ciddi bir oyuncu grubuyla oynadı. Bu oyuncular Alkmaar maçında, Bodrum maçında biz neredeydik? Ya da bu takım neredeydi dedirtecek bir oyun muhtemelen ortaya koyacaklardır. Aynı Tottenham maçında yaptıkları gibi. Sen de bekliyor musun oyunda Bodrum'a göre daha pozitif bir şey Galatasaray'ı ortaya koyabilir mi? Artı Fenerbahçe Azi Alkmaar deplasmanında kaybetmişti. İki kulüp arasındaki aşırıya varan bu yarışmacı mantalite sebebiyle Galatasaray'ın ekstra bir motivasyonu olacağını da düşünüyor musun? Olmak zorunda. Çünkü çok koşan bir ekip. Özellikle 70'ten sonra Fenerbahçe'ye yani geriden gelip oynadığı oyun, o kanatlardaki bindirmeleri 18-19 yaşındaki gencecik çocukların koştuğu bana Young Boys maçını hatırlatıyor açıkçası. Dolayısıyla burada biraz daha koşması gereken, akıllı pres yapması gereken bir Galatasaray olacak. Onu yapmadığı halde 70'ten sonra 70'e kadar skoru biraz Galatasaray lehine çeviremezse bu maç her zaman zor maç olur. Hakikaten koşan takımlar, mesela Kasımpaşa maçı dedin. İkinci yarı özellikle evet. 65-70'ten sonra koştu. Rangers, Young Boys maçı keza aile söyledi. Rigas doğru. maçı keza aile söyledi. Koşan takımlar Galatasaray'ı zorlamıştır. Burada en önemli şey Galatasaray'da mesela bekler nasıl olacak? Tabii ki bugün yarın yapılacak o son taktikte belli olur. Kaan Ayhan'ın olmaması, Jakobs'un olmaması. Şimdi hoca Barış'ı sağ bekte oynattı, sol bekte oynattı. Kaan varken
sol bek donatıyordu. Şimdi burada Berkan'ı mı kullanacak yoksa bize geldiği zamanki bugünkü halini bir türlü göremediğimiz Jelert mi oynayacak mesela? Evet. Okan Hoca'nın bu maçta alacağı biraz skor ve sonuç bence beklere de bağlı olacak. Çok net söylüyorum bunu ya. Ben bu maçta bakıyorum mesela Ziyech'i hiç kullanmadı 11'de, bu maçta bir bakarız Ziyech'i görebiliriz. Çalay zaten Avrupa kadrosunda yok. Yapacağı oyun planı tamamen beklere bağlı burada. İki tane bekiniz var, ikisi de sakat. Yani Jakobs çok iyi başladı, evet. Sakatlandı. Kaan Ayhan tam bir jokerdi, bu hafta savunmanın göbeğinde oynattı, sakatlandı. Barış Berkan mı olur, Jelert Barış mı olur? Onu bile skor ve oyunda bence skora çok etki edecek bir hamle olacaktır. Onu biraz bekleyip görmek lazım ama Galatasaray, Fenerbahçe maçında izlediğimiz yani Ağzı Akmar, Galatasaray'ın yenemeyeceği bir takım değil. Değil. Sadece akıllı olması lazım. Ne yapacağını bilecek. Okan Hoca'nın özellikle değişikleri skoru belirleyecektir. Mesela Kasımpaşa örnek verdin. Değişiklikler çok geç geldi. Orada mesela Torreira'yı çok geç almıştı. 10 dakika erken alsa belki o gol gelmeyecekti. Burada da yapacağı değişiklikler. Okan Hoca'ya şu ana kadar açılışta nasıl anlattık? İşte çıraklık, kalfalık, ustalık. Burada biraz daha böyle panik yapmadan, yardımcıların da desteğiyle oyuncu değişikliklerinde daha net olması lazım. Gerekirse biraz daha erken. Yani bir oyuncu 70'e kadar kalacak diye bir şey yok. Sahanın en iyisi de 50'de çıkabilir, 55'te çıkabiliriz. Bazen gerekebilir, ikinci yarı çıkabilir. Burada mesela hiç olmadığı kadar önemli. Diğer taraftan fikstüre baktığımız zaman ben fikstürü çok zor görüyorum Kerem. Neden zor görüyorum biliyor musun? Galatasaray bir günün bile hesabını yaparken, Eyüp Spor maçını pazartesi günü oynamak isterken, ki milli aradan dönüldü, milli ara haftasından dönüldü. Burada şimdi bakıyorum, milli ara bir defa Mart'a kadar yok. Şurada öyle bir süreç var ki non-stop, hiç durmadan. Çünkü biz aşağı yukarı 3 aydır hep milli aralara denk geldik. Belli dönemlerde bir 15 gün milli arada dinlenme fırsatı oldu. Evet. Burada o yok. Hava, zemin, mesela Malmö maçı dedin ama Ocak'taki Dinamo Kiev maçı da çok fena bir maç olacaktır mesela. Doğru. Orası da. Burada olacak ama o maç. Burada da olsa ama burada az, bir kar yağdığı zaman o aradaki yani. Şeye bakacağız tabii ki. Hava durumunun içinden kestirmek çok zor ama burada da olsa o zemin şu anda düzenleştirmeye çalışılıyor. Bir takım yenilikler yapılıyor. İnşallah iyi olur. Çünkü o Icardi'nin sakatlığındaki zemin, bir anda Icardi'nin sakatlığından sonra o zemine doğru bir çalışma başlattılar. Neredeydin sezon başına kadar kardeş? Sezon başında öncesinde Icardi sakatlığı sonrası bir zemin makyajı başladı bir anda yani. Ya bu konuda da stat müdürünün eleştirileri kimse kusura bakmasın. Yani orada stat'tan müdür, sorumlular. O zemin, eğer Icardi sakatlığı olmasaydı şu anda o takviyeler yapılmıyor olacaktı. Önümüz kış. Bunlar planlı olması lazımdı. Çok zor deplasmanları var. Sivas. Sen Malmö dedin, iki tane arka arkaya ağır zeminde. Tabii Sivas'ın o dönemde büyük ihtimalle yağış olacaktır ki bu hafta da vardı. İnşallah güzel havalara denk gelir. Yani Kayseri deplasmanı kez aynı şekilde. Orayı en iyi bilen Taner, uçak inmiyor buzlu karlı havalarda. Evet. Çok zorlu bir fikstürü var. Okan Hoca'nın hani diyorlardı ya sezon başında fikstür işte Galatasaray'ın lehine diye. Bu yarın şimdi ne olacak? Bu fikstür olayına ben inanmıyorum ya. Fikstür belki sezon başı için önemli. İlk 5-6 hafta. Çünkü takımlar tam olarak hazır değil. 5-6 hafta, 7 hafta orada 5'ini içeride oynamayı ben de isterim. Her hoca ister. Ama bunun bir de sonrası var. Devre arası yapılacak transferler daha oturmamış oluyor. Fikstür avantaj, dezavantaj olayı biraz daha kadro kalitesi aşağılarda olan takımlar için var. Yani burada belli bir seviyenin altında bir takımsanız, lige startınızı verdiğiniz takımların kim olduğu çok aslında kıymetli. O yüzden hedefiniz ligde kalmaksa, burada lige başlangıçta mı örnek veriyorum, ligi havlu atmış bir takımla oynamak istersiniz? Atma ihtimali olan. Yoksa gerçekten havluyu attıktan sonra bir takımla mı oynamak istersiniz? İşte o yüzden bu tarz fikstür avantajları, dezavantajları biraz daha kadro kalitesi düşük olan ekiplerde daha fazla oluyor. Ama zaten Galatasaray gibi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi hedefini şampiyonluk olan koymuş takımların içeride dışarıda fark etmez, sizin kazanma hedefiyle sahaya çıkan takımların bu anlamda çok da bir farkı olmuyor. Olmaması lazım. Ben de ilk yarıdaki şu Aralık ayının yani 22 Aralık'a kadar yeni yılın Ocak ayı transfer dönemi başlayana kadar olan bölüme bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane maç var. 4 deplasman. 4 de birbirinden zor. Yani sen şu puan kaybı görüyor musun bu fikstüre baktığında? Eyüp Spor'u bütün eksiklere rağmen kazanabileceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman yani Sivas Spor deplasmanı zor bir deplasman. Hava şartları. Bu arada Galatasaray'ın Ağzı Akmar maçını Fesnić yönetecek. Beşiktaş-Makabi maçında Simone Souza
düdük çalacak. Slavia Prag Fenerbahçe mücadelesinde ise Sasha Stegeman görev yapacak. Bu gelişmeyi de paylaşalım sevgili seyirciler. Hakemler de belli oluyor artık tabii. Yavaş yani yavaş. Yeni yıla kadar Galatasaray puan kaybetmez gibi mi geliyor? Bir Sivasspor deplasmanı, eğer orada hava şartları çok önemli. Çünkü bir Galatasaray'daki bazı kırılgan namalip gider diye düşünüyorum. Oraya kadar bütün namalip maçları kazanır diyorsun. Trabzon maçı çok tehlikeli bir maç içerideki. Tabii. Trabzon çünkü ya 6'da 6 yaparsa zaten Okan Hoca için Sivasspor deplasmanında hava şartları iyi olursa, eğer kar yağışı olmazsa, normal zeminde oynanırsa Galatasaray oradan da namalip çıkabilir. Eyüpspor maçı kolay bir maç değil ama 3 tane önemlisi oyuncusu cezalı duruma düştü. Evet. Evinde oynayacağı maçlarda Galatasaray kolay kolay puan kaybetmiyor seyirci baskısıyla. Hı hı. Ben orada bir Sivasspor deplasmanını zor görüyorum. Trabzonspor maçı içeride zaman zaman zorluklar çıkarmıştır. Onlar da devre arasını bekliyorlar. Çünkü dün akşam moral ihtiyacı olan bir galibiyet de aldılar. İyi bir oyunla. O yüzden ben yeni yıla puan kayıpsız girebilir. Yani namalip girebilir. Ligin ilk yarısında böyle bitirebilir mi? Ligin ilk yarısı zaten dolayısıyla böyle bitme ihtimali yüksek. Kayseri deplasmanı yine havaya bağlıyorum zemine. Başakşehir deplasmanına kadar Başakşehir ne yapar? Başakşehir çok 9 hafta oldu maç kazanımı ya. 9 ya da 10 hafta oldu. Yani yanlış anlamıyorsam. Biraz kulvar fazlalığı biraz yordu gibi. Biraz da takımların durumu ama beni biraz buradaki süreçte Okan Hoca'nın her oyuncuyu çok kullanacağı şeylerin dakikasına, süresine çok dikkat etmesi lazım. Arada bir milli maç yok çünkü bak tekrar onu muhtemelen zaten bir kere sakatlanma dönemindeyiz. Yani bu Galatasaray için de böyle, zemin, Fenerbahçe için de böyle, Beşiktaş için de keza aynı şekilde. Hava, zemin, oyuncuların sezon ilerlerkenki yorgunlukları. O yüzden her dakikayı iyi analiz etmek lazım. Burada sahaya sürülecek oyuncunun kaç dakika kalacağı, kimin sonradan oyuna girip giremeyeceği ile alakalı da Okan Hoca'nın bu konuda teşhisi iyi koyduğu kanısındayım. Ekibi bu anlamda iyi çalışıyor. Çünkü şu ana kadar hocada şu senaryoyu çok görmedik. Yani bir adamı oyuna aldıktan sonra sakatlandı çıktı ya da erken aldı da oyuncu kaldıramadı gibi senaryoları çok fazla görmüyoruz Galatasaray'da. Bu da aslında iyi tayin ettiklerini gösteriyor oyuncuların fiziksel durumlarını. Burada şey var. Daha önce ben bunu Kerem'le bir maç günde konuşmuştum. Bazı oyuncular için yapılan testler var mesela. Yorgunluk, yorgunluğa bağlı, sakatlık riski olanlar, kandan belli olan. Galatasaray'da çok önemli 2-3 tane oyuncunun mesela zaman zaman bu sakatlık riski oluyor. Burada şimdi isim vermem. Onda oynatmıyor muhtemelen. Onda fazla diretmemek lazım. Evet. 45 ise 45. Diretiyor mu? Yani bazı oyuncular var. Diretmiyordur herhalde. Oyuncular da bağlı. Biraz oyuncu da istiyor. Bak mesela burada sadece kendi isteği değil, oyuncu da isteyebiliyor oynamayı. Oyuncu isterken... Mesela Kasımpaşa maçında o Torreira'nın hiç oynamadı mesela. Torreira 10 dakika daha erken girmiş olsaydı mesela belki de o golü yemez. Çünkü orta sahada toparlayıcı bir liderliği vardı. Galatasaray'ın böyle ilk akla gelen oyuncu istedi diye oynattı ve sonra sakatlanıp çıkan oyuncuyu hatırlarsınız. Burak Yılmaz, Hamza Hamzaoğlu. Evet. Hamza Hoca'nın oyunu alıp da sonra 2 dakika sonra sakatlanıp çıkan Burak'la alakalı da maç sonu oyuncu ama Burak istedi. Sonra ne oldu? En yakın zamanda Icardi. Evet. İşte o zaman olmuyor. Icardi işte. Bak onu dedim işte. Ben bazı oyuncuların şeyi belli. Icardi'nin ya futbolcu dayalı sistemi hiç zaman oynamak sevmedim. İstedi de oynadığı durumu mu var diyorsun? Öyle oldu işte. O zaman kontratında yazıyor adamın. Ya onun kontratını seninle daha önce konuştuk biliyorsun. İkisi de olma ihtimali. O zaman onu, kontratında yazıyor oyuncu. Kontratında olabilir. Duygusal bazen. Şimdi normal şartlar altında Okan Hoca sakatlanma ihtimali olan bir adamı sahaya sürmediğini biliyorum. Ama oyuncu ben istiyorum dedikten sonra önünde duramıyorsanız eğer burada da şöyle bir şey var. Bazen oyuncuyu kazanmak isterken kaybedersin. Mesela Okan Hoca duygusal bir insan. Icardi aşırı duygusal. Orada mesela Osimhen kendisi çıkmak istediği Icardi. İkisi birden de çıkabilir. Yani sonuçta sonuç skor yakalanmış. Ben oradaki olaya bir şey demiyorum ama çıkması gereken 100 futbolcu var. Tribünde sor, ekranların başındakilere sor. Kime sorarsan Icardi çıkması lazımdı. Ama Icardi Galatasaray'a çok şey kazandırmış bir futbolcu. Icardi de kalmak istiyor. Tottenham maçı değil mi? Sakatlandığı maç. Sakatlandığı maçta. Tottenham maçı sakatlandı. Yani orada o futbol, müthiş bir futbol, müthiş bir oyun. Oyun Icardi'yi dışarı çağırıyor mesela baktığın zaman. Osimhen eğer çıkmak istemeseydi muhtemelen Icardi çıkardı diye düşünüyorum. Ama işte burada... Osimhen oyundan burada, çıkmak isteyince... Şimdi geriye dönük şunu ya da bunu demek istemiyorum. O olay geçmiştir, Burak önlerini verdin, en yakın önünde de Icardi var. Burada da futbolcu eğer testleri niye yaptırıyorsunuz? Bunun için yaptırıyorsunuz. Test. Kan testi, sakatlık riski, işte bir sürü ben şey değilim, yani sağlıkçı değilim. Ama bunlar yapılıyor. Yapıldığı zaman da bazı futbolcuların, Kaan Ayhan mesela, sezon başından beri belli bölümlerde, geçen sezonda da sakatlanıyor değil mi? Bodrum'da milli takım, en az dinlenen oyunculardan bir tanesi, belki de hiç.
Evet. Geçen sene de maç sayısı belki diğerleri kadar değildir. Barış gibi, Mustera gibi, işte Icardi gibi ama milli takıma gidiyor. Diğer oyuncular 5 gün dinleniyor. Bu oyuncuyu mesela belki de Bodrum maçında dinlendirebilirdi. Çünkü şey var. O risk olan insanlardan bir tanesi. Sanchez. Galatasaray için vazgeçilmez. Ama üst üste oynadığı maçlardan sonra sakatlık riski olan isimler arasında mı? Osimhen. Galatasaray için çok önemli. Vazgeçilmez mi? Batshuayi girini golünü atıyor. Maç içinde dikkat et mesela. Zaman zaman girdiği pozisyonlarda hemen adalesini tutuyor mesela bazı şeyler. Ya da yere vuruyor böyle acaba bir ağrı var mı diye. Hani Osimhen'i de aynı Icardi olduğu gibi böyle 90 dakika sahada tutmak yerine zaten kendisi de zaman zaman madem için başlıyor. Evet. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu fikstür çünkü her futbolcuya ihtiyaç olacak bir fikstür. En önemli şey şu anda iki tane bekiniz yok. Galatasaray'ın iki tane orijini bek olan oyuncu. Hani var aslında birisi Celer. Ben bir Celer sürprizi bekliyor muyum? Onun için şimdi bir şey söylemek istiyorum. Onun acaba durumu ne? Hocanın bakış açısında daha pozitif bir gelişme var mı? Ya da pozitif bir gelişme olması için ciddi bir sebep var mı öte? Yani hocanın istemediği ve devre arasında kiralık ya da bonservise gideceği şeklinde haberleri milli arada verdiği röportajda yalanladı. Böyle bir şey yok dedi. Evet. Oyuncuya güvendiğini ifade etti. Benim için de Okan Hoca bunu söylemişse beyan esastır. Ama devre arası için kalır diyemiyorum. Bugün... Ama tabii bu beyanı da bu zamanda vermek zorundasınız da. E tabii. Yani sezonun daha %100. Devre arasında çok vakit var. Basın mensubu bu soruyu sorduğu zaman bu cevabı vermediğiniz anda oyuncu için de bir defteri kapatıyorsunuz. Sonrasında verim alma ihtimalinizi çok azaltıyorsunuz. Ya geldiği takımla buradaki sürece bakıyorum. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ne dedi? Bize karşı en iyi oynayan futbolcuyu transfer etti. Kayla bizi eleştiriyorsunuz dedi mesela. O futbolcu hiç oynamadı şu ana kadar. 2 tane 11'i var yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 3, 2 diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi bu oyuncuyu eğer devre arasında gönderiyorsanız yerine çok iyi bir sağ bek almanız lazım. Biz çünkü Yeler transfer edilirken Kerem hem sağ bekte hem sol bekte kullanacağız diye transfer edildi. Öyle bize anlatıldı. Evet. Ama baktığın zaman sol beki yok. Bir maç içinde bir tane var. Ben hala olabileceğini düşünüyorum ama zemin ağırlaşacak. Önümüz kış. Bence onun mevsimleri başlıyor. Evet. Mesela şimdi fizik olarak çok geliyor. Zayıf gibi görülüyor. Ama onun mevsimi. Şöyle baktığın zaman geriye evet. Dönük. Okan Hoca acaba burada bir hamle yapıp ilk Azerbaycan maçıyla başlatacak mı? Bunu da göreceğiz. Tahminim şu, ağır zeminde ve suni zeminde oynama alışkanlığı olan bir oyuncu olduğu için bu tarz zorlu hava koşullarında ve zeminlerde özellikle muhtemeldir ki Okan Hoca'nın isteklerini sahada sergileme konusunda avantajları olacak. O yüzden bir de yokluk durumu da var. Yani şimdi Kaan'ı kaybediyorsunuz, Jakobs'un eksiği var. Derken biraz da mecburiyetler de oyuncuyu sahaya itecek. Bence onun için güzel bir zamanlama. Bu iklimde, bu hava şartlarında oynayabileceği şartlar da doğmuşken kendisini ispat edebileceği bir durum da ortaya çıkabilir. Ama şunu görüyorum. Azam maçında eğer oynatmazsa Okan Hoca o zaman derim ki artık hani gözden çıkarmış diyeyim. Çünkü bu maçta oynamayacaksa nerede oynayacak? Tabii. O hava şartları vesairelerin hepsi onun lehine dönüyor. Oynatmazsa demek ki o zaman devre arasında başka bir şey görebiliriz. Galatasaray'da dün aslında gündem Eyüpspor maçının bir gün ertelenmesi için yapılan başvuruydu. Bu başvuru olumsuz karşılandı, reddedildi. Yorumunuzu merak ediyorum. Galatasaray'da uzun yıllardır olan şey. Ben daha önceki yıllarda da mesela bu maçın ertelenmesi ya da bir gün tehir olması konusunda bir takım başvurular olup olduğunu biliyorum. Çifte standart olmasın. Ben şuna karşıyım. Ya ha pazar oynamışsın, ha pazartesi oynamışsın. Evet, cuma günü geleceksin. Zorlu bir yolculuk. Hollanda, Azakmar, yolculuk, cuma sabahı geleceksin. Bir gün antrenman, maç. Galatasaray bunu hiç yapmadı, yıllarca yaptı. Galatasaray uçaktan inip deplasmana gibi ertesi gün maç oldu daha önce. Bir gün arayla. Haftada 3 maç yaptığını çok fazla yaptı. Ama Galatasaray'ların isyanı şu. Bize niye yapılmıyor? İşte ezeli rakibimiz Fenerbahçe'ye niye yapılıyor? Yoksa ben diretilmesine değil. Ben o başvuruyu yapıldığı anda, haber çıktığı anda bu muhtemelen et olur dedim zaten yani. Bana sürpriz olmadı ama Galatasaraylıların kızmış olduğu şey birine var birine yok. Neden diye yani. Yoksa Galatasaray oynar. Ama şu fikstüre baktığım zaman da bu bir günü çok fazla yapmamak lazım. Önümüzdeki maçta da çok daha ağır olacak çünkü. Yani 48 saatlik bekleme çok düşük. Yani bu dünyada emsali olan bir durum. Ama emsali olan ülkelerde bile teknik direktörlerin çokça isyan ettiği, sağlıkçıların da bunun insan sağlığı için doğru olmadığı yönünde beyanlar verdiği bir durum aslında şu an Galatasaray'a karşı uygulanan bu. O benim sana söylediğim şey çıkıyor nokta. İşte bu zaman. Mesela evet. Diyor ki futbolcu 48 saat. Evet. İsim az önce dedim ya Lucas Torreira. 48 saat bir toparlanma süresi var. Orada sakatlık riski var diyor ama mecburiyetten oynatıyor. Şimdi siz o 48 saati deliyorsunuz aslında burada. Çünkü oyuncunun toparlanması nerede başlayacak? İstanbul ayağını bastığı zaman başlayacak.
Yani müsabaka bitti. Orada uçuşa gidecek, dönecek falan. 48 saatlik süre İstanbul ayak bastığında başlayacak. İstanbul ayak bastıktan sonra sizin bu kadar sık maç oynatma arzunuz aslında çok riskli. Ve sağlık açısından da doğru bir davranış değil. Bunu yayın politikası gereğince reddi olduğu iddiaları var bir taraftan. Şimdi bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman ben doğru bulmuyorum. Yani burada Galatasaray'ı öğlen 1'de oynat gerekiyorsa ama oynat. Pazartesi oynat. Çünkü burada gerçekler şu. Evet, Galatasaray'ı prime time'a koyma arzusu olabilir. Anlayabilirim de. Yatırım yapıyorsunuz. Bir şekilde bu işin farklı bir senaryosu içinde olma arzusunda olmaları çok doğaldır. Ama işin geldiği noktada eğer bir sporcunun sağlığıyla alakalı bir durum varsa her şey bir kenara. Bu maçın pazartesi günü 1'de oynanmasını, 4'de oynanmasına kimin engeli var? Pazar günü olmadı mı işte? Gündüz Fenerbahçe maçı, akşam Galatasaray maçı oluyor yani. Bir günde iki tane maç olabilir istediğin zaman. Aynı şehirde iki tane maç olmayla alakalı bir durumda konuşuluyor. Bunlar oluyor. Bunları da gördük. Bunları da gördük. O yüzden ben doğru bulmadım. Yani bunun sağlık açısından da doğru olmadığını defalarca ortaya koymuş da bilim insanları da var. Keşke ertelenseydi. Ben bu erteleme ve tehlikelerin önümüzdeki günlerde de gerekli olduğunu düşünüyorum. Bak, o şu fikstüre baktığımız zaman yine tartışmalar çıkacaktır. Ya idari açıdan idari açıdan mantıklı gerekçeler olabilir. Alınmış karar idari bir karardır. Ama sportif açıdan doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Şu tarihlere baktığın zaman Malmö, Kiev yani oradaki deplasman dönüşlerinde de MRT'sinden belki yol olacak, belki uçak kapmayacağız. Yani oradaki süreci tabii şimdiden kesilmek çok ama. Beşiktaş mesela Maccabi maçı, Beşiktaş'ın deplasman. Evet. Aslına bakarsanız. Beşiktaş'ın deplasman sonrası dönüşü. Normalde içeride oynaması gereken bir maç. Ona göre İksa gibi fikstürlendi o maç. Maccabi maçından sonraki dönüşünü tam olarak hatırlamıyorum ama oradaki saate de bakmak lazım. Çünkü Maccabi'yi deplasman gibi ki Beşiktaş buna başvurdu diye hatırlıyorum. Bu ertelemelerin yıllardır hep konuşuruz. Olumlu olan da oldu, olumsuz olan da oldu. Her takım lehine de olmuştur. Galatasaray lehine mesela çok fazla olmadı. Hep aleyhine olmadı. Beşiktaş da mesela bu konuda bir zaman çok şikayet etti. Şimdi bakacağım mesela şeye. Maccabi maçı sonrası Beşiktaş'ın... Ben bakıyorum abi şu anda. 28'inde maç var, ikisinde Hatay maçı var. Yani Beşiktaş 28'inde deplasmana gidiyor. 29'unda İstanbul'a iniyor diyelim. Yani ertesi gün sabah. 29'u, 30'u, 1'i 3 gün dinleniyor, Hatay'a gidiyor. 3 gün dinleniyor, Hatay'a gidiyor. Aslında zaten bu 3 günlük ayın ikisinde gözüküyor Beşiktaş'ın maçı Hatay'la. Bu ideal. Burada 3 günlük süre ideal. Ama 2 günlük bekleme süresi ideal değil. İdealin dışına çıkmış ya. Cuma sabaha karşı gelecek ki bunu her şeyi normal olarak söylüyorum yani. Hı hı. Orada uçak, özel uçak bekliyor. Her şey normal ilerlerse. Cuma sabaha geliyor. Geldin uyku. O günü muhtemelen dinlenerek maçtan sonra bir dejenerasyon yaptığını düşünüyorum. Cumartesi günü idman, pazar günü maç. Aynen. Çok ve doğal değil. Ve pazar günü hava şartları şu anda biraz soğuk, kar olur mu vesaire. Hı. O da öyle bir şey olduğu zaman bunu daha fazla önümüzdeki günlerde göreceğiz gibime geliyor yani. Ben inşallah bundan sonraki süreçte ülke futbolu için, yani yayıncı için değil de ülke futbolu için bazen bazı şeylerden fedakarlık yapmak gerekir. Bu takım çünkü belki de dediğim gibi yeniden bir Avrupa'da kupa kaldıracak. Evet. O da buradaki galibiyetlerden, puanlardan geçecek bunun yolu. Trabzonspor'a bir dönüş yapalım ama öncesinde bir sorum var. Davide Calabria iddiaları var. Milan'ın sağ beki Galatasaray için. Hakikaten bir sağ bek arayışında bulunacak mı sarı kırmızılılar sence? Ya bu konuda gerçekten ben bir çalışma var ama biraz da fırsat transferi olması lazım. Ancak fırsat transferi olsa tabii ki hayır denmez yani. İyi bir transfer, iyi bir oyuncu. Bu maçta Yelert'te oynadın, çok iyi bir futbol sergiledi. O transferi bence Ocak ayında mutlaka Galatasaray bir ya da iki transfer yapacak ama şimdi listesi de dolu. Daha doğru nereye transfer yapılabilir ona bakılacak bence. Gerçek orta sahayı mı? Ya da Icardi'nin yerine bir transfer daha mı yapılacak? Bence bir bek transferi gerekli şu anda baktığın zaman. Evet. Ama Sacha Boey'u da şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Sacha Boey gözden çıkmış, sağ bekle. Sacha Boey içeriden bir anda çıktı. Acaba bir Sacha Boey örneği olur mu? Sacha Boey gibi bir patlama yapar mı? Bir maç bir görelim. Taner'in de söylediği gibi Avrupa maçları, bu havalar onun maçları. Fizik kalitesi olarak baktığın zaman canlı izliyorum. Çok top kaybı yapıyor. 123 maç yanlış hatırlamıyorsam buraya gelmeden önce oynadığı. 123 maçı var. Ve bunun Avrupa'daki kaç maçı Avrupa maçıydı? 40 yine falandı sanki, ben öyle hatırlıyorum. Yani değil mi? Doğru, hatta şey olmuştu. Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki totalinin aslında fazla maç forması öyle bir maç forma gelmişti. Yani. Böyle bir oyuncu şu anda
transfer için pazarlık yapıldı. Kulübü bundan aşağı vermek istedi, istediği rakamı aldı. İnşallah karşılığını Okan Hoca alır. Ama bu maç ben oynama şansını yüksek görüyorum Kerem. Yani bu maçta olma ihtimali yüksek görüyorum. Gerçekten de bir tarafta Barış, bir tarafta Berkan'la çıkarsa iki tane orijinal olmayan bek böylesine hızlı bir takımda zorlanır diye düşünüyorum. Trabzonspor'a geçeceğiz. Bordo Maviller Adana Demirspor karşısında 5-0'lık sonuçla sahadan galip ayrılmayı başardı. Muhammed Çam attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle yıldızlaştı. Trabzonspor taraftarının ondan beklentisi büyüktü. Demirspor'a karşı iyi göründü. Hı-hı. Nasıl buldun Trabzonspor'u? Kazanılması gereken bir maçtı bir kere. Yani kazanılmamasının, her şeyden önce kağıt üstünde de yani. Kazanılmamasının çok büyük etkileri olurdu camiada. Şenol Hoca için de bir rahatlama maçıdır. Bir diğer taraftan taraftarın da artık bu Trabzonspor'u görme ihtiyacı vardı. Rakibin seviyesinin şu anda bulunduğu pozisyonu da itibarıyla Trabzonspor'un çok altında gibi görünüyor olmasını da unutmamak lazım. Evet. Bu yüzden de Trabzonspor camiası da bunu bilerek aslında önüne bakacak. Çünkü bu karşılaşma önemli bir sonuçtur. Oynanan oyun gerçekten çok kıymetliydi. Bu maçın rehavetiyle bir sonraki maçlara çıkmak zaten Trabzonspor'a çok büyük zarar verir. O yüzden bu maçın etkisini bir kenara koyup alınmış galibiyetin vereceği moralle birlikte Trabzonspor bir sonraki maçlara çıkar. Oyunun üstüne koyan bir Trabzonspor var ama bu oyunu üstüne koyduğu görüntüsünü sergilemesine sebep olan Trabzonspor'un gelişen futbolu muydu yoksa rakibin gerileyen futbolu muyduyu da bir sonraki maçlarda daha iyi görebiliriz. Yani çok fazla aslında Trabzonspor'un bundan sonrası için hani ışık veren ya da örnek alabileceğimiz, örnek teşkil edecek bir maç değil. Öyle görmekte fayda var. Bazen bazı maçlar vardır. Böyle sizi yukarıya sıçratacak, böyle çıkartacak maçlar. Bu maç Trabzonspor için gerçekten tam böyle istese bu kadar olmazdı. Bir Rize mağlubiyeti, farklı mağlubiyet, kadro dışıları. Biraz o Ünal Hoca dönemli Malatya Spor maçı 5-0'lık mağlubiyet, sonra kadro dışıları. Burada da mesela baktığımız zaman kimdi? Umut Bozok, Orsic, Enis Barti, Densvil gibi oyuncuları kadro dışı bırakılması. Bu biraz gecikti aslında bence. Çünkü takım içinde bu kadar kötü gidişte bir şekilde bir elektroşok yapmak lazımdı. Burada da çıkan genç oyunculara bakıyorum. Şenol Hoca o dönemde aynısı neredeyse. Abdülkadir Ömürler, Abdülkadir Parmaklar, işte Yusuflar çıkmıştı o dönemde. Hatta o dönemden çıkan iki tane oyuncu da galiba kadrodaydı. Serkan Hasan'la Hüseyin Türkmen de o dönemin altyapısından çıkan oyunculardı. Ben bu galibiyetin Trabzonspor için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani moral açısından kadro dışı kalan oyuncuların böyle dışarıdan bakıp farklı bir galibiyet, her ne kadar ligin en zayıf takımı Adana Demirspor olmuş olsa da bu galibiyet Şenol Hoca için de Trabzonsporlu oyuncular için de Ocak ayına kadar bir seri olabilir diye düşünüyorum. Yani dün akşamki oyun evet rakip zayıftı ama bir takımdaşlık baktığımız zaman gole sevinmeler, paslaşmalar, güzel goller, Muhammed Çam'ın attığı goller. Yani güzel bir galibiyet akşamı vardı. Evet rakip zayıf ama Trabzonspor haklı. Gerekli olan bir galibiyet aldı. Mesela şimdi fikstürü bilmiyorum ama Ocak ayına kadar ki süreçte bu kadroyla ve şu gençlerle dün baktım Serdar Saatçi, o Salih Alkaçoğlu, işte Ali Yılmaz, Poyraz Yıldırım, Enes Destan. Sonradan oyuna girenlerin hepsi 19-20'li yaşlarda. Evet. Yani o sürece çok benziyorum. O süreçten de Trabzonspor şampiyon çıkmıştı sonra, bir sene sonra. Yani bazı oyuncular da kendilerini gösterme fırsatı buldu. Oldu. Öbür taraftakiler de oturup düştükleri duruma baksınlar. Başta Umut Bozok gibi isimler. Yani Türkiye'nin çok gol fırsat kralı. Verildi. Fırsat verildi mi? Ya fırsatın babası derler ya. Evet. 5 tane 4 tane hocayla çalıştın. Gelen golcülere bakıyorsun. Sakatlanlar oldu. Tek forvet oynadın. Çift forvet oynadın. O zamanın parasıyla 200 milyon TL'ye falan mal oldun. Biraz böyle ben yabancı oyuncular da var orada. Onlara tabii yerli olduğu için söylüyorum. Hı. Sen Trabzonspor'a hiçbir şey vermedin. Sadece aldın. Bu günün sonunda kadroşu kaldı. Şimdi bundan sonraki geleceğin nerede olur bilmiyorum. Yani geliyorsunuz milyon eurolarla pazarlık yapıyoruz. O pazarlık sürecini hatırlıyorum ben. Galatasaray'la beni istiyor. Trabzonspor, Galatasaray. Yani 3-5 kuruş daha fazla almak için mücadele. Ama verdiğin 3. senesi mi 4. senesi? 3. senesi galiba. Evet. 3. sene verdiği hiçbir şey yok. O yüzden Trabzonspor bence doğru. Zamanlama olarak belki biraz geç ama doğru hareketler yaptı. Şenol Hoca'nın da isteğiyle olmuştur bu kadro dışıları. Bu galibiyet bence şurada gelen o sonra oyuna gelen 5 tane oyuncunun da hepsi gençecik oyuncular. Bundan sonra bunları daha fazla görebiliriz. Ocak ayında da mutlaka 3-4 tane Şenol Hoca'nın isteyeceği doğrultusunda transferler yapılır. Ha, yarışın içine girebilir mi Trabzonspor tekrardan? Bilmiyorum ama en azından zor gözüküyor. Ama futbolunu önümüzdeki senelere
bir ışık saçacaktır. Çünkü o Malatya Spor maçına... Avrupa kupalarına katılmak sanki bu sezon için yeterli ve gerçekçi ya, hedef. Trabzonspor'da o dönemde Trabzonspor'un iki tane efsanesi, birisi Burak Yılmaz, birisi Onur Recep Kıvrak. Onlar kadro dışı kaldıktan sonra o sezonu kaybetti belki ama oyuncular kazandı ve bir sene sonra şampiyonluk geldi. Bu hareket de Trabzonspor'a bence çok şey kazandıracaktır. Taner, Trabzonspor'u bekleyen bir Alanya deplasmanı var. Evet. Sonra içeride Kasımpaşa, dışarıda Galatasaray diye gidiyor fikstür. Evet, işte sana ne söylüyor? Bu periyodu işte Trabzonspor nasıl geçecek? Yani buraya bakmak gerekiyor. Trabzonspor'un oyununun üstüne koyması gerektiği bir gerçeği var. Şu an oynadıkları futbol elbette gelişim kaydediyor diye bir gözükebilir. Ama bunu sürdürülebilir bir şekilde ortaya koymakta şart. Şenol Hoca da bunu yapabilecek deneyime sahip oyuncularına isteklerini geçirmesi lazım. Oyuncuların da hocadan istekleri mutlaka var. Tabii. Yani oyuncu da kendini donanımlı kılmak istiyor. Oyuncu da kendisine ekstra bir bilgi katmak istiyor. Antrenmanda ekstraları görmek istiyor. Elbette Şenol Hoca gibi bir deneyim de bunları sağlayacaktır. Oyuncuların teknik taktik gelişimlerini sağlayacak bir deneyime sahip olduğu için de ben Trabzonspor'a kısa vadede bir şekilde o iyimelenmeyi hocanın sağlayacağı kanısında. Oyuna giremeyen futbol Ozan, Eren, Draguş. Direkt 11'de oynayan oyuncular. Hiçbirisi girmiyor. Gençler giriyor oyuna. Evet. Araya gidiyoruz. Şimdi az sonra birlikte olacağız. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemini de bu ekranlarda değerlendireceğiz. Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarı lacivertlerin ilk 12 maç performansını sizinle paylaşacağız sevgili seyirciler. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonla mukayese edeceğiz. Aslında çok büyük bir fark yok. Sadece bir karşılaşma arasında bir fark olduğunu göreceğiz. 31 puan toplamıştı Fenerbahçe ilk 12 maçta. Bu sezon 29 puanda kaldı. Tek fark bir beraberlik. Geçen sezon bir de yenilgisi vardı Sarı Lacivertlilerin. Bu sezon iki beraberlik, bir yenilgi aldı aynı periyotta. Daha fazla gol attı ama daha fazla da gol yedi. Averaj farkı ise sadece bir. Savaş Çorlu Fenerbahçe Kayseri'de kazanmayı başardı. Sarı lacivertleri bekleyen tabii ki Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Sonrasındaysa Sarı lacivertler Gaziantep'i konuk edecek. Ama Slavia Prag maçı özellikle Fenerbahçe'nin Avrupa'daki geleceğinde de belirleyici olabilir. Kayseri'de elde edilen moralle beraber dolu dizgin bir Fenerbahçe bekliyor musun? Tabii ki. Kayseri Spor maçına geçmeden önce bir Fenerbahçeli abimiz var. Spor adamı Sapanca'da Faruk Bayraktar bugün. Annesini kaybetti sabaha karşı. Ona bir başsağlığı dileyelim sevgili Kerem. Allah rahmet eylesin. Melat Bayraktar annemizin. Allah gani gani rahmet eylesin. Bayraktar ailesine de sabır dileyelim. Kayseri Spor maçı Fenerbahçe için tabii ki bir önemli bir maçtı. Ve farklı galibiyet. İşte penaltıydı, değildi vesaire ama 6 gollü kazanılan bir galibiyet her zaman çok ciddi moral olur. Bu sezon maç günü yaptığımız ayında ben bu sezon Rize Spor maçında olduğu gibi farklı bir galibiyet bekliyorum demiştim. Kadro olarak baktığımız zaman da eksiklere rağmen işte sezon başından beri Maxime'nin özellikle Fenerbahçe'nin oyun sisteminde ne kadar yeri ya da yeri olmayan bir şey olur maçta gördük. Orada oynayan özellikle Oğuz çok iyi işler yaptı. Sezon başından beri hep söylüyorduk. Oğuz Aydın oynamalı. Hatta transfer olduğu zaman sevgili Kerem'le yaptığımız yayınlarda kimi keser acaba dedik. Formayı aldığı zaman yani bırakmayabilir demiştik. Bu maçta çok net o ışığı verdi bize. Bundan sonraki süreçte artık biraz Oğuz için. Sen ne hatırlarsın değil mi? Kimi keser bu formayı alırsa bırakmayız. İkimiz de o zaman kızanlar olmuştu. Daha sezon başı Oğuz Aydın çok önemli bir transferdi. Bu zamana kadar oynatılmamasını ben her fırsatta eleştirdim. Oğuz'u da hiç tanımam. Yani böyle yanımdan geçse tanımam. Ama ilk maçında, ilk 11'de forma giydiği maçta çok iyi işler yaptı. Maxime için de seni tebrik ediyorum. Çok izleme zevki, keyif veren ama hep buydu dedim. Ben hep daha farklı şeyler bekledim. Ya izlemesi keyifli ama neticeye götürmez. Evet, skora götürmez. Hep onu söyledin sen. Defalarca söyledim. Ben Oğuz Aydın'la sen Maxime'n varsa, yani sen Maxime'nin aldığı bir dakikayı bile yazık olarak görüyorum. Kostić'in formu. Dolayısıyla orada bazen sakatlık. Orada bundan sonraki Kostić orada herhalde yeri değişmez. Fred Amromat, yani 11 olarak baktığın zaman sahaya çıkardığı 11. Oğuz'un özellikle performansını ayrı yerde tutmak lazım. El-Nesri hoca sabretti. Golünü attı, oyundan çıktı. El-Nesri bundan sonraki süreçte sanki genelde 11'i oynatır gibi. Yani hoca artık bundan sonra Dzeko ile başladığı sezon başında çok uzun süre onunla devam etti. Bazı maçlarda çift olur. Ama El-Nesri ile sanki devam eder gibi. Özellikle İrfan döndükten sonra, Maxime döndükten sonra Oğuz Aydın yine kulübeye geçer mi? Yoksa
Bu haftaki maçta da başlayıp Oğuz Aydın listede var değil mi? Yanlış bir şey olmasın. Yok. Yok mu? İşte bak böyle maçlarda size şu anda kritik anda cezalar olduğu zaman gerekebilecek. Ama önümüzdeki haftalarda çok daha fazla kullanacağını düşünüyorum. Yani farklı galibiyet Fenerbahçe için önemli oldu bence. Kayserispor direnç gösterdi. Acaba yeniden beraberliği yakıp öne geçme fırsatı, pozisyonu da buldu. Keşke olsaymış Oğuz Aydın listede. Bugün o keşkeyi herkes kullanabilir. Evet. Yani bugün o gerçekten de hep şunu söyledik Eren abi. Özellikle seni özellikle vurgu yapıyorum ama Oğuz Aydın konusunda ikimiz de hep yani ısrarla devam ettik. Oğuz Aydın oynamalı diye. Geçen sezonun en çok konuşulan, ligin en çıkış yapan futbolcusuydu. Evet, tabii. Bak hep devam etsin oynamaya. En az 15 golle katkı verir. Aynı fikirdeyim. En az. Sadece yani atar attırır, sadece kanat olarak da değil. Yani beke yakın kullanırsınız, içeride kullanırsınız. Yani yönlü bir oyuncu. Tabii. Böyle iki kanatta da oynar. İki kanatta da oynayabilen. Dolayısıyla ben mesela Maksime'nin bulduğu şansı Oğuz bulmuş olsaydı çok daha farklı şeyler konuşabilirdik şu anda. Yani bir galibiyeti belki daha fazla olabilirdi. Yani puan tablosundaki yeri de daha farklı olabilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Yani bence çok belirleyici bir oyuncu. Sen nasıl buldun Oğuz'un performansını? Yani şöyle, tabii oyuncu geçtiğimiz yılki çizgisini sürdürdü diyebilirim. Yani aynı ortalamalar, hatta üstüne çıkan bir futbol. Rakibin direncini kırmayı başaran bir performans. Ki şunu söyleyeyim, daha önce de ifade etmiştim. Galatasaray'da kadroda olması istenilen bir oyuncuyken Kerem ve Zaha ikilisi var diye, Yunus geri dönüyor diye bir aylık bir bekleyişin ardından veto edilmiş bir oyuncudur Oğuz. Galatasaray adına da böyle bir kaybı var aslında. Oğuz gibi bir isim. Bir ay masada Galatasaray'ı beklerken, Galatasaray elimizde Kerem var, Zaha var, zaten Yunus Akgün döndü gibi bir stratejiyle Oğuz Aydın transferini Dursun Özbek veto etti. O gün için yanlış değildi bence. Yok, ama bence yanlıştı. Bence de yanlıştı. O zaman yanlıştı. O zaman şunu söyleyeceksin. Sonuna kadar yanlıştı. Ben de kesinlikle katılıyorum. Sonuna kadar yanlıştı. Oğuz Aydın transferini yapabiliyorsan, hele bir de adam seni bir ay bekleyecek. Alanya'daki performansı elinde, ister Zaha olsun ister Kerem'le 10 yıllık kontratın olsun, alırsın, bir cevherdir. Taner, konumlandırırsın bir yere. Katılmaman mümkün değil. Transfer süreci aşağı yukarı Galatasaray adına bir aya yakın sürdü. Bir ay sürdü. Pazarlıklar görüşüldü, teklifler yapıldı. En son 5 milyon euro artı Halil Dervişoğlu denildi. En sondan bahsediyorum. Yani 3, 4, 5, 6 Halil Dervişoğlu. O arada bize bir hafta süre verin denildi. Ben o cepheyi çok iyi biliyorum. Yani Alanyaspor'la Galatasaray arasında. O bir haftalık süreden sonra Galatasaray'dan ses çıkmayınca oyuncuyu Fenerbahçe aldı. Galatasaray tarafı bir de masada şunu söyledi bildiğim kadarıyla. Cenk Melih yanılmıyorsam menajeri, oyuncunun. O kadar bilmiyorum. Öyle olması lazım. Masadaki görüşen kişi de oydu diye biliyorum. Kerem Aktürkoğlu'nu biz satarız. Yerine de Oğuz'u koyarız gibi bir görüşme yapıyor masada. Dursun Özbek de diyor ki iyi bir teklif gelirse olur diyor. Bu teklifi getiremeyince o zaman Oğuz transferini biz yapmamıza gerek yok kararı veriyor Dursun Özbek. Ve masadan kalkıyor Galatasaray. Oyuncunun menajeri de Fenerbahçe'ye gidiyor. Ama o arada işte sonra da deniyor ki çok fazla kanat oyuncumuz vardı. Evet. Sonra da böyle bir açıklama geliyor. İşte çok fazladan kastı, birini satabiliyorsan sat, o boşluğa ben alayım düşüncesiydi. Bak sonrasında ne oldu? Zaha da gitti. Kerem de gitti. Biraz hani yol haritasını belirlerken Galatasaray'ın doğru belirleyemediği kanısındayım. Ki bence çok da kanat oyuncusu da olduğu kanısında değilim. Yani Oğuz gibi bir adamın eline alabiliyorsan, yerli kontenjanında çok iyi bir ismi kadrona katma ihtimalin varsa, oyuncu da seni istiyorsa, yani Galatasaray burada büyük bir kayıp yaşadı. Ve Fenerbahçe'de de bu saatten sonra ben de kolay kolay formayı vereceğini zannetmiyorum. Oğuz transferi Mourinho'nun transferi değildi. Evet. Galatasaray'dan adeta bir çalım gibi, bir transfer hamlesi şeklinde gösterilmeye çalışılan bir transfer periyoduydu aslında. Ve bu çerçeveden gerçekleşmiş bir transfer. Ve Mourinho'nun da oyuncuyu tanıması biraz vakit aldı. Bence biraz fazlaca vakit aldı. Çok fazla vakit aldı. Sezon başında çalışmasalardı tamam derdim ama sezon başı kampında olan bir oyuncuydu yani. Evet, çok fazla zaman. Sezon başında kampı görmüş, yemiş. Eğer orada belki bir iki tane maç oynamış olsa milli takımda da izleyebileceğimiz bir oyuncu olurdu. Bak burası da çok önemli. Ki Galatasaray, çünkü Fenerbahçe listelere yetiştirirdi oyuncuyu. Zaten baştan Galatasaray masada olmasaydı. Doğru, o da doğru. Ama yani bundan sonraki için hem milli takım için hem de Fenerbahçe için önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Belki Mourinho da o pişmanlığı bir maçta hissetmiş olabilir mi? Bu tip insanlar çok fazla pişmanlık yaşamazlar. Ama maçta dikkatimi çeken başka Kostić de mesela bu maçta iyi işler yaptı. Fred biraz daha eski günlerine döner gibi oldu. Mücadele anlamında Fenerbahçe baktığımız zaman evet tartışmalı pozisyonlar var. Fred penaltı pozisyonu var. Kayseri lehine var. Hakem hatasından ziyade maçın genelinde Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı.
Prag maçı var. Şimdi Prag maçına konsantre olmuş vaziyette Fenerbahçe. Yani kulübesi de baktığımız zaman bu maçta çok çok iyi olmayacak. Yani Oğuz Aydın olmaması çok ciddi bir şekilde. Kostiç de yok. Evet. O da listede yok. İki tane çok önemli oyuncu listede yok yani. Bu arada hani Slavia Prag açısından da önemli. Onlar 23. sırada, Fenerbahçe 21. Slavia Prag'ın 4 puanı var. Fenerbahçe'nin 5. Onlar adına da yani ya tamam ya devam çok noktasına doğru gidiyoruz. Ve bu karşılaşma hiç kolay bir maç olmayacak onu. Beraberlikte yaramıyor iki tarafa da. Evet. Yani Fenerbahçe zaten çok puan kaybetti. İki tarafında beraberlik var. Kazanması gereken bir maç olması da riskleri arttıracak. Kostiç olmayacak. Oğuz olmayacak. Muhtemelen Mert yerine yine de Szymański'yi koyabilir. Üç. Nesri yine devam eder herhalde. Dzeko, Nesri. Savunma Dzeko Samet bir devam belki eder. Belki bu sefer Dzeko ile başlar. Yapıyor bunu. Savunma peki Dzeko Samet devam eder mi? BK orada hiç oynatmadı mesela, bu oyuna sonradan da almadı. BK'yı belli ki hoca çok tutmuyor. Görüntü o yönde yani. Ya unutulan bir Samet ile tekrardan devam ettiyse o zaman devre arasında demek ki bir stoper takviyesi olmazsa olmaz. Evet. Çünkü Talisca ismi çok fazla gündeme geliyor, konuşuluyor, bitti bitiyor deniliyor. Mourinho da çok ilginç bir teknik adamdır biliyorsun yani. Transferler konusunda çok erken daha. Talisca'ya bu kadar yoğunlaşmışken Avrupa'dan yine çok üst düzey bir isim tekrar bir anda çat diye getirirse gözümün önüne ben şaşırmam yani. Çünkü şeyde açıklamalarında o var yani. Talisca'ya evet, sanki böyle oraya takılıp kalmayın. Bilmiyorum, böyle cımbızla çekilecek olursam böyle. Evet, Talisca'yı konuşuyorsunuz ama ben çok üst düzey bir oyuncu da getirebilirim havasında sanki böyle. Slavia Prag karşılaşması bize ne vaat ediyor Taner? Yani birincisi Fenerbahçe toparlanma eğiliminde. Oyun olarak. Ama az önce Trabzonspor için Adana Demir maçının nasıl referansı çok fazla alamayacağımız bir maç olarak gördüysem de Kayserispor maçını da eğer ki Fenerbahçe 6 gol attık, çok üstün oynadık rehavetiyle çıkarsa Slavia maçına, o zaman oradaki senaryo çok daha farklı olabilir. Bir kere Prag ekibinin ne kadar zorlu bir takım olduğunu Galatasaray maçlarında da bize defalarca gösterdiğini hatırlamak lazım. Ve o Sparta Prag'tı. Slavia Prag. Slavia Prag'la da oynadı ya Galatasaray. Slavia Prag Galatasaray maçları vardı diye hatırlıyorum. Ve yani belki fi tarihi. Ve bu maçlarda Galatasaray'ın oynadığı oynadı. Slavia Prag'la Fenerbahçe oynadı birkaç sezon önce. Yani, İki maçı da Slavia Prag 3-2 kazandı. Ve bizlerin bu maçlarda en azından Slavia Prag'ın Türk takımlarına karşı oynadığı maçlardan da gördüğümüz en azından dirençli bir takım. İstediğini bir şekilde almayı başaran bir takım. O yüzden de Fenerbahçe'nin oyun olarak Kayseri maçını geride bırakarak sahaya çıkması gereken bir maç. Geçtiğimiz sezonun karnesiyle bu sezon arasında çok büyük farklar yok. Ama iki sezon arasındaki en büyük fark taraftarın geride kalan haftalarında geçtiğimiz sezona göre bu sezon biraz daha diken üstünde maç seyrediyor olmaları. Slavia Prag'a yakın tarihte Galatasaray Kadın Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar. O önemli maçtı. Oldu, evet. Hakikaten kadınlar o maç hakikaten önemli bir maçtı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Şampiyonlar Ligi'nde. Orada da enteresan işler yapıyor Galatasaray. Bence yani Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar sonra istenildiği gibi gitmese bile orada olmaları bile çok büyük bir art. Evet, ama o kura çekildiği anda zaten bitmişti. Evet, Şampiyonlar öyle bir şey var. Orada temsiliyet gerçekten kıymetli. Çok önemli. İlk defa bir kadın futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'nde evet, grup aşamasında mücadele ediyor bu sezon. Ama dediğim gibi olabilecek en zor kurayı çekti Galatasaray her torbadan. Bunun da şanssızlığını sarı kırmızılılar biraz yaşıyor. Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında olacak. Savaş Çorlu, senin beklentin ne? Benim bir defa beklentim hocanın ne yapacağı. Kadroyu nasıl bir dizilişle çıkacak? Mesela ben Dzeko, Samet, BK'yı her ne kadar tutmuyor desek de ben BK'nın olabileceğini düşünüyorum. Samet'in bu maçtaki performansı evet fena değildi ama Kayseri maçı Taner'in de dediği gibi çok böyle bu maç üzerinden ölçü alınacak bir şey değil. Yani evet, altı gol yanıltmaması lazım. İrfan'ı hiç oyuna atmadı. Kulübede olmasına rağmen ufak bir sakatlığı vardı. Muhtemelen Oğuz'un yerine İrfan olur. Ben Mert'in oyun içindeki o liderliği, çalışkanlığı tamam ama sanki bu maç Szymański'yi çağırıyor yine. Kostiç'in olmadığı ama yerde ama iyi oynuyorken böyle devam etmesi oyuncunun daha güzel olmaz mı?
ben her zaman iyi oynayan oyuncuyu devam etmesinden çünkü yanayım. Çünkü hani çok mesela kötü oynamadı sezon başı. Oğuz'la, şimdi yavaş yavaş kondisyonunu toparlıyor. Bak Oğuz'la devam etmesi lazım deyip de Mert'le devam etmesi desem o zaman kendime çelişmiş olurum. Bence de eğer Oğuz'la nasıl devam etmesi gerektiğini düşünüyorsak Mert de mesela burada bu maçta yine oyun içindeki paslaşmalarda, liderlikte gerçekten de iyi işler yaptı. Çok maçın içinde ön plandaydı. Kostiç'in olmadığı yerde muhtemelen herhalde Mert tekrar oraya geçer. Yani burada bir iki değişiklik olur. Belki de Ceko ile başlayabilir senin dediğin gibi. Ceko çünkü bu tip maçlarda hoca Ceko'yu tercih edebiliyor. Çok kritik bir maç. Bir 3 puandan fazlası. Yani sizin birebir rakibiniz neredeyse burada. Evet. Orta sahayı çok değiştirmez ama bu maç Fenerbahçe'nin esas evet şampiyonluk hedefi ama Avrupa'da da çok iyi şeyler hedefleyen bir Mourinho var. Lig mi Avrupa mı desem Mourinho için her zaman herhalde Avrupa diyebiliriz yani. Bu sezon için öyle bir şey diyemeyiz bence. Fenerbahçe'nin durumunu göz önünde bulundurursak Mourinho özelinde. Avrupa'da tabii başarılı olmak her zaman ben önemlidir. Tabii ki Fenerbahçe için son 10 yılda hep geçen sene de tartıştılar. Avrupa'da kupa mı, lig şampiyonluğu mu diye. Lig şampiyon. Ama o senede, geçen senede lig Avrupa şampiyonluğu diyen çok fazla insan vardı mesela Avrupa'da kupada giderken. Çok büyük bir fırsattı geçen sezon. Evet, geçen sene büyük fırsat. Önceki sene de biraz Sevilla maçıyla beraber mesela o oynadı, sonra finale gitti, Sevilla kupayı aldı. Bu sezonda rakiplere baktığı zaman Fenerbahçe için eğer burayı geçerse yani 5-8 puan yapar. Ciddi bir sonrası için avantaj yakalamış olabilir. Ama kaybederse ya da beraberlik halinde havlu atmak olur. Farklı yere gider. Evet, yani kaybettiği senaryoda Fenerbahçe'yi üst üste Kadıköy'de oynayınca Atletik Bilbao ve Lyon karşılaşmaları bekliyor ki Bilbao maçı hakikaten zor geçmeye aday bir karşılaşma. Lyon da öyle. Son maçsa Midland deplasmanında olacak. Orada da Danimarka ekibinin nasıl bir konumda olacağı mücadeleye dair belirleyici de olabilir. Şu an için 7 puanları var ve 13. basamakta yer alıyorlar. Union Saint-Gilloise ve Maccabi'yi yendiler. Hoffenheim'da berabere kalıp Steaua deplasmanda mağlup olduklarını görüyoruz. Yani Avrupa macerasının devam etmesi için kazanmak gerçekten çok çok önemli olabilir. Fenerbahçe'de Osayi Samuel'le devam eden sözleşme görüşmeleri var. Pozitif bir seyir söz konusu. Sarı lacivertliler Nijeryalı oyuncuya 1 yıl opsiyonlu 3 yıllık kontrat teklif etti. Haberi daha sonra göz atacağız. Öyle yapalım. Osayi Samuel ve özellikle İrfan Can Kahveci'nin durumları merak ediliyor. Taner Karaman, Osayi'nin kalması ne anlam ifade eder? Yani birincisi Osayi'nin de İrfan'ın da kalması kazanımdır. Osayi'nin özellikle oyuna kazandırdığı süratle takımın o taraftarın özellikle istediği o hızlı oyunu sağlayabilen bir oyuncu olması bence çok kıymetli. Farklı mevkilerde dönem dönem oynamış olması, takım içi hafızasının yüksek olması. Bunların hepsi iştah kabartıyor tabii Fenerbahçe adına. Oyuncunun istediği rakamlar var. Aynı şey İrfan için de. Hatta İrfan için en son konuşulan 3 yıllık kontratı da kabul ettiği şeklindeydi. İlerleyen günlerde daha fazla detayları duyarız. Ama her şeyin sonunda Fenerbahçe'de şu anda Osayi konusunda eğer Fenerbahçe hızlı bir aksiyon alamazsa zaten oyuncunun piyasasının da İlerleyen dönemlerde farklı kulüplere doğru evrilme ihtimali olabilir. Aynı şey İrfan için de geçerli. Bazen imza olayının mesela şu devre arasında kalmaması lazım. Ocak ayında bu iki futbolcunun da artık kafasında karışıklık belirgin olması lazım. Özellikle o sahi için çünkü. Yarım sezon kaldığı zaman herhangi bir kulübe gidip görüşüp imza bile atabiliyorlar yine yabancı futbolcularda. İki futbolcunun da bu Ocak ayı gelmeden sözleşmeleri yenilemeleri lazım. Aidiyet olarak baktığın zaman İrfan Can'ın aidiyeti daha fazladır. Evet. Bu arada Sivas Spor Fenerbahçe maçı geçen sezon konuşulan karşılaşmalardan biriydi. Benjamin Brandt o karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapıyordu. Son bölümde verdiği penaltı Fenerbahçe cephesinden büyük memnuniyetsizlikle karşılanmıştı. Bu mücadelede de VAR hakemi olarak Brandt'ın görev yapacağını belirtelim. Fenerbahçe'yi yine Manay, çok mutlu etmeyecek bir adım Manay olabilir. Manay pozisyonu muydu bu? Manay evet. Pozisyonu. Fenerbahçe tarafı itiraz edememişti. Yabancı hakemin öncülüğünü yaptığı için Başkan Ali Koç'un. O yüzden rahatsızlıkları ifade edilse bile tepki çok büyük olmamıştı. İlginç bir tesadüf diyeyim ya da tesadüf değilse de hakemin zaten o dönemki
kalibresiyle alakalı şu anda da Avrupa'da maç alıyor. Kör göze parmak sokmak denir yani böyle bir şey var. Ya da yani zaten şöyle bir, böyle bir tesadüf durum da var. Yani UEFA'nın bu tarz şeyleri çok dert ettiğini düşünmüyorum. Yani büyük ihtimalle dert etmiyorlar. Bakmamışlardır. Evet, hiç umurlarında olur. Yani Ivan Bebek bile biliyoruz ki çok fazlaca maçlar aldı sonrasında. Türkiye ile bile yolu tekrar tekrar kesişti. Çok da fazla onların algoritmasında böyle bir altyapı bulunmuyor. Ama çok tepkiyle karşılaşacağı, biraz sonra sosyal medyada Tite olacağına garanti veririm yani. Yani işte. Ya UEFA'da dediğin gibi ama UEFA'daki hakemler de bizim buradaki kadar da değiller. Bizim hakemlerimiz mesela, konuşuyoruz ya hakemleri. Hani İngiltere Premier Lig'de bazen çok bariz bir tane hata olabilir, iki tane olabilir. Biz de her hafta hakem konuşmadan edemiyoruz yani. Ya bizde hata olmayan pozisyonlar bile hataymış gibi konuşulabiliyor zaten. Yani bu da var tabii ki. Doğru bir karar üstüne şöyle olabilirdi, böyle olabilirdi de denebiliyor. Bu da futbol kamuoyunun hakemlerin kararlarını doğru algılamasının da birazcık önüne geçiyor. Hatta oyun kurallarını da, benim kanaatim o yönde. Devam edeceğiz ama Erdem Akbaş bizi bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda toplantı günü ve merakla beklenen bir gün. Bu aynı zamanda üstüne de konuşacağız ama Erdem elindeki detayları bizimle paylaşacak şimdi. Tabii ki de Kerem, iyi yayınlar, stüdyoya selamlar. Öncelikle ekranımızdaki sıcak gelişmeye değinerek de başlamak istiyorum. Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı maçın VAR hakemi Benjamin Brandt oldu. Sen de kısa süre önce aktardın. Benjamin Brandt'ı geçen sezondan hatırlıyoruz. Fenerbahçe'nin çok fazla tepki gösterdiği, sezonun akıllarda kalan maçıydı. Sivasspor'la oynadığı maçta Benjamin Brandt'ın Livakovic ile rakip futbolcu Reyman'a, yanlış hatırlamıyorsam, yerde kaldığı pozisyonda tartışma bir penaltı kararına imza atmıştı ve Fenerbahçe cephesi de aslında bu kararın şampiyonluğa mal olduğunu vurgulamıştı. Benjamin Brandt akıllarda iyi hatırlanan bir hakem değil. Tıpkı geçmişte olan Ivan Bebek gibi Benjamin Brandt da Fenerbahçelilerin, Fenerbahçe cephesinin sevmediği, aslında kötü hatırladığı hakemlerden biri. Umarım Slavia Prag karşısında temsilcimize karşı kararları çok daha adil ve doğru olur diyelim ve buradaki gündemimize geçelim. Neden buradayız? Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağan toplantı var. Toplantı 12 sularında başladı. Aslında her hafta salı günü, periyodik olarak, her hafta demesek de periyodik olarak salı günleri yapılan bir toplantı var ama bu toplantıyı olağanın dışına taşıyan gelişmeler tabii ki de son 70 saatte yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir mesajından bahsediliyor ve sosyal medyada çok fazla etkileşim aldı ve dolaşıma giren bir mesajdan. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yönetim kurulu üyelerine ilettiği ve istifa edeceğini ima ettiği bu mesaj sonrası federasyondan açıklama gelmişti. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmediğini, göreve kararlılıkla devam edeceğini ifade etmişti. Antalya Spor ve Kayseri Spor'dan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na destek açıklaması geldi. Diğer kulüplerden herhangi bir açıklama okumadık. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun attığı iddia edilen mesajla ilgili çok fazla şey konuşuluyor. İstifa etti mi, edecek mi? Yönetim kuruluna bu yönde bir karar aldırması yönünde de iddialar vardı. Tüm bu iddialar tabii ki de cevabını merak ediliyor. Ama biz bunları federasyon cephesine sorduğumuzda, ben federasyon cephesiyle dün bir görüşme gerçekleştirdim ve bu konularla ilgili aslında birkaç sorum oldu. Toplantının rutin toplantı olduğunu fakat bir takım şeyler üzerine de konuşmalar olacağını ifade etti konuştuğum federasyon yetkilisi. Bir takım konularda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun oluşan bu gündemiyle ilgili elbette bu konuda bugünkü toplantıda fazlasıyla konuşuluyordur diye düşünüyoruz. Çünkü oluşan bir gündem var. Başkanın attığı iddia edilen mesajla ilgili ise federasyon kaynakları bizim böyle bir mesajdan haberimiz yok şeklinde yanıt verdi. En azından bize gelen, bana gelen yanıt bu şekilde. Toplantı 12'de başladı. 1 saat 20 dakikadır devam ediyor. Biz buradan gelişmeleri takip ediyoruz Kerem. Yine detayları aktarmaya, A-Spor'dan aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik Riva'dan söyleyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a aktardıkları için. TFF'deki bu yönetim toplantısından herhangi bir netice çıkar mı? Ya da bu süreçle alakalı konuklarımız neler düşünüyor? Açıkçası merak ediyorum. Sonrasında Fenerbahçe'ye yine bir dönüş yaparız. Taner, nereye gidiyor Türkiye Futbol Federasyonu? Yani şöyle, federasyonun bu kadar gündemde olması da ilginç geliyor bana. Yani bu kadar fazla federasyonun konuşuluyor olması,
kurulların konuşuluyor olması, Merkez Hakem Kurulu'nun artık klasik çok konuşuluyor olması ama federasyon koridorlarının bu kadar konuşuluyor olması bir. İkincisi bu kadar fazla oradan bilginin dışarıya çıkıyor olması iki. O da enteresan, evet. O da enteresan. Yani bilgiyi dışarıya çıkartana habercilik anlayışı gereği bir şey söylemek çok doğru değil. Haberci için başarıdır. Başarıdır. Tabii ki. Ama bu mesaj varsa eğer tırnak içerisinde yönetim kurulunun bulunduğu bir WhatsApp grubuna atılan bir mesajın dışarıya sızması gerçekleştiyse zaten bugünkü toplantının da yapılması çok normal. Olması da lazım. Yani başkanın bizzat bu nasıl sızar toplantısını ayrı bir yapması lazım. Ki şunu da söyleyeyim. Bütün gündemler dışında değil mi? Yani şunu net söylemek lazım. Yani son 10-15 yıldır federasyonda öksürülse dışarıya sızıyor. 15 yıldır en az öksürülse dışarıya sızıyor konu. Kapalı kapılar ardında konuşulanlar dışarıya sızıyor. Belgeler sızıyor. Kurul kararları sızıyor. Kararlardan önce toplantı masasında konuşulanlar, tartışmalar, gündemler. E şimdi WhatsApp grubunda konuşmalar artı geçtiğimiz yılı hatırlayalım. Geçtiğimiz yılda işte Hugh Dallas o dönemi federasyon başkanının yaptığı toplantı, hakem toplantısı sızdı. Onun üstünden bir gündem oldu. Sürekli bir sızıntı var federasyonda. Farkında mısınız? Yani son 15 yıldır öksürülse dışarıya sızıyor konu. Doğru. Bu çok enteresan. Bu neden biliyor musun? Bir değişim yapmak isteyen bir yönetim vardı. Sayın Başkan vardı. Yönetim içinde bir defa çok net bir şekilde gözüküyor. Bu WhatsApp yazışması çok çabuk bir şekilde dışarıya sızıyor. Onun haricinde bir takım iddialar, bir takım çirkin iddialar. İşte son federasyon, işte milli maç öncesi yaşanan bazı şeylerden üzerinde. Yönetim içindeki seçildikten sonra istifa edip bırakanlar, destek olup o destekten sonra yandan ayrılanlar. Burada bir ya güç zehirlenmesi ya bir takım görev bekleyip alamayanlar. Ama bir gerçek var. Sayın Başkan bir takım şeyleri değiştirmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Hı hı. Ve bu değişimden de rahatsız olan bazı isimler var. Değişim hep birilerini rahatsız etmiştir. %100 doğru. Hep değişimden olmuştur. Rahatsız olan bazı kişiler ya da bazı kitleler bu tip haberleri de bir şekilde çıkarıyor. Evet, habercilikte bu şey. Ben de bazen bir haber yapıyorum. Ya bunu nasıl aldı? Sen oraya nasıl aldı falan boş ver. Sen niye onu yapıyorsun ona bak. Sayın Başkan'ın işi zor. Belki de bugünkü toplantıda bazı isimlere çok net tahmin edeceği isimler vardır. Yani bunun dışarı çıkabilecek. Çünkü Sayın Başkan kendisinin tabirince sokaktan gelme, argo, futbolu bilen bu tip işlerde ben de mesela şurada üçümüz bir şey yapacak. Ben bunu Taner yapmaz, Kerem yapmaz, şu yapar ya da ben bilirim yani bunu. Sayın Başkan'ın bugünkü toplantısında biraz sert geçebileceğini düşünüyorum. Ama bir kaos ortamı var mı? Var. Önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu için ben her şey olabileceğini düşünüyorum. Çünkü en alttan başlayarak en yukarıya kadar bir takım değişimler yaptı. Bunun içinde MHK'da dahil, altyapılar, amatörler dahil, gözlemciler, temsilciler. Hani futbolun içinde ne varsa bir takım nokta değişimlere imza attı. Atmaya çalıştı. Yapabildikleri oldu, yapamadıkları oldu gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ben bugünkü toplantıdan sonra radikal bir karar alır mı? Devam kararı olacaksa da içinde radikal bir kararlar olabilir. Belki beklediği istifalar çıkabilir. Bak bu alt amatör takımlar içinde mesela yöneticilerde sürekli istifa isteyenler var. Hı hı. Başkanın istifa ettiği bir istifa etmeyenler var. Sürekli mesela alt yapıdaki amatör takımlarla ilgili amatör kulüp başkanlarının orada istifasını istediği bir isim var. Ben toplantının sonunu merak ediyorum. Böyle hiçbir şey olmamış gibi çıkıp kendi işlerinde de bir takım şeyler olabilir. Önümüzdeki günlerde, bugün için belki değil, belki Avrupa haftası olduğu için ama önümüzdeki haftalarda ciddi bir değişiklikler olabilir. Yeniden Fenerbahçe'ye bir dönüş yapalım. Osay Samuel ve İrfan Can'la alakalı senin de yorumunu merak ediyorum. Mutlaka yola devam edilmesi gerektiğini düşünüyor musun? %100. İki tane oyuncuyu da bulmak istesen kolay bulamazsın. Yani Osay Samuel Fenerbahçe için önemli bir oyuncu. Evet. Zaman zaman böyle eleştirildiği maçlar vardır. Top kayıpları. Osay Samuel'i Mert, hemen senin mesela burada artı ve eksi olarak her zaman hakkını veririm. Osay Samuel Mert kıyaslamasında hep Mert dersin. Ben Osay Samuel derim. Osay Samuel'in de burada kalması lazım. İrfan'ın da kalması lazım. Yerine de söylüyorum. Aidiyet duygusu olarak İrfan Can artı basar. Ama bu Ocak ayına kadar iki oyuncuyla da sözleşme yenileneceğini düşünüyorum. Osay'ın biraz kafası karışık. Yurt dışı, İngiltere, aile durumları. Aile işin içine girdiği zaman ben orada çünkü hemen biraz ucu açık bırakırım. İrfan'da öyle bir şey yok. İrfan burada mutlu. Bundan sonraki süreçte imza atar bir yere giderse o ayrı.
Ama Osayi Samuel eğer beklediği bir teklifi İngiltere'den vesaire görürse, bir başka ki büyük ihtimal İngiltere kafasında var, o zaman o imzayı geciktirebilir ya da atmayabilir. Ama ikisi de atması gereken isimler. Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazların gündemiyle alakalı değerlendirmelerimiz olacak. Beşiktaş'ta tabii işlerin çok yolunda gitmediği kesin. Ligde 4 maçtır kazanamıyor. Son 6 karşılaşmada sadece bir galibiyeti var siyah beyazlı ekibin. Taner Karaman'la bir başlangıç yapalım. Göztepe maçı da 2-0 öne geçilen bir karşılaşmaydı ama adeta, bilmiyorum katılır mısın, bağıra bağıra kazandı Göztepe. Yani mücadele resmen ben buradan buraya dönüyorum sinyalleri vere vere döndü. Yani bile bile Lades diyorum. Yani Beşiktaş'ın bugün içinde var olduğu durumun tesadüfler barındırmadığını ve bile bile bir Lades olma durumu olduğu kanısındayım. Ve şu çok net gözüküyor ki Beşiktaş'ın planlarının çok fazla opsiyonlu olmadığını gördük. Sezona çok iyi başlayan bir Beşiktaş, Galatasaray maçından sonra eksenini biraz daha saha dışına kaydırmasıyla beraber sonrasındaki o kopuşla birlikte B, C planları gibi başka planlara geçememenin etkisiyle birlikte puan kayıplarına başladı. Şimdi şunu çok net söylemem lazım. Beşiktaş'ın eleştirilmeye ihtiyacı var. Beşiktaş'ın biraz olsun iyi giderken de kötü giderken de eleştirilmeye ihtiyacı var. Ve Sayın Başkan Arıt'ın son yaptığı basın toplantısında hepimizin malumu ve bence duyduğumuz zaman da çok şaşırdığımız ifadesi, hatırlayacaksınız, Beşiktaş muhabirleri bizi savunsun gibi hiç medyaya uygun olmayan, bir medyaya söylenmesinin bile hoş karşılanmayacağı ve bundan yıllar öncesinde kapalı kapılar ardında bile söylenirken çekinilen, hatta söylenemeyen, ima bile edilmesinden çekinilen ifadelerin bugün uluslararası arenalarda bile yayınlanan bir basın toplantısında açık açık ifade ediliyor olması bana çok garip geldi. Ve Sayın Arat'ın da bu yaklaşımının aslında yapılan eleştirilerden bazı çıkarımlar yapmaktan da ziyade beni hiç eleştirmeyin, aksine savunun yaklaşımı olduğu düşüncesindeyim. Bu da içerideki sorunların görünmemesine sebebiyet veriyor. Geçtiğimiz yılki Beşiktaş'ın yola girişini hatırlayalım, başlangıç noktasını hatırlayalım. Öz evlatçılık, hücum oynaması planlanan bir Beşiktaş, planlar dahilinde yapıldığı iddia edilen transferler ve sonrasında gerçekleştirilen bir Santos hamlesi, işte Rıza Hoca, Santos hamlesi vesaire. Konuşulan oyun, tercih edilen teknik direktör, hoca çelişkileri, plan dahilinde zıt kutup oyuncu hoca değişiklikleri, yolda öz evlatçılık mantığından biraz olsun vazgeçilip sonrasında yapılan hamleler, sonrasında gelen hücumcu bir teknik direktör, yine farklı bir planlar ve bunların hepsinin bir sene gibi bir süre zarfında gerçekleşiyor olması ve bir takımın bir sene içerisinde en az 3-4 tane farklı plan, strateji değişikliği yapıyor olması zaten yola girişinde biraz kervanı yolda düzeriz mantığıyla hareket ettikleri düşüncesini bende uyandırıyor. Bu yüzden Göztepe maçı zaten bile bile Lades. Göztepe, hatırlarsın, seninle yaptığımız programda söylemiştim. Göztepe farklı kazanabilir demiştik. Bunu burada ifade ettik. Öyle de oldu. Çünkü malumun ilanı. Çünkü Beşiktaş yaptığı saha içerisindeki hataları Galatasaray maçında, Kasımpaşa maçında, buna benzer kimi maçlarda yaptığı hatalardan çıkarımlar yapmak yerine yaptığı hataların faturasını kendisinin dışındaki paydaşlara doğru biçmeyi tercih etti. İster buna yapı deyin, ister başka bir şey söyleyin ama bir şekilde kimse kazanılamayan ikili mücadelelere bakmadı. Kimse koşmayan futbolculara bakmadı. Kimse oyun içerisindeki kaybedilen toplara bakmadı. Herkes bir yapı dedi. Halbuki buraya bakılsaydı belki Kasımpaşa maçı da öyle gelişmeyecekti. Ya da sonrasında da Göztepe maçı da belki. Beşiktaş kendi hatalarını düzeltmek yerine hatayı başkalarında bulmayı tercih eden bir anlayışı benimserse ne yazık ki daha çok puan kaybeder. Önce bir sirkelenme ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Öz eleştirinin olduğu yerde bir defa başarı olmaz. Sayın Hasan Arat'ın, evet ben de sana %100 katılıyorum. O açıklamaları hiç
kabul edebilecek bir şey ben değil. Ben çok şaşırdım. Şimdi eleştiri mutlaka olacaktır. Bizler de zaman zaman kulübü eleştirdiğimiz için tepki alıyoruz, tepki çekiyoruz. Benim işim Beşiktaş'ı sahiplenecek kupasının sözcüsü var. İşte futbola bakan insanlar var. Onlar savunacaklar. Söylemlerin üzerinden yanlış doğru varsa biz bunları söyleyeceğiz. Mesela bir şey söylüyor, yöneticinin söylediği doğrudur diye bir şey yok. Ben onun doğruluğuna inanıyorsam zaten söyleyeceğim. Eğer onun doğruluğuna kendimce inanmıyorsam farklı görüş belirtebilirim. Ama sahanın içine gireyim ben biraz. Sen saha dışını yorumladın. Şimdi Van Bronckhorst benim için çok ciddi bir hayal kırıklığı olmaya başladı. Sezon başında Beşiktaş, Galatasaray Süper Kupa maçıyla beraber 2., 3., 4. haftaya kadar şampiyonlukta ciddi adaydı Beşiktaş. Bazılarınca her ne kadar olmasa bile o kazanmasına rağmen. Şimdi bu dünkü... Sezon için aldatıcı olup olamayacağını bu neticenin çok sorguladı. O maç üzerinden de oynadığı futbolda 3-4 maçı çok beğendim. Yani bu Beşiktaş şampiyonluğu Fenerbahçe, Galatasaray çekişirken acaba Beşiktaş mı aradan sıyrılacak dedim ben kendi adıma. Ya şu daha doğru olmaz mıydı Savaş Çorlu? Van Bronckhorst'un açıklaması üstüne çok eleştiri var işte 46 puan. Net oraya geldi. Realite şu, yani hoca eğer bir yorumcu olsa söylediği şey bence %100 doğru. Yani ben Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında çok ciddi bir aday olduğunu hiç düşünmedim. Yani sezon başında evet, düşünmedim. Evet, sen hiç söylemedin, doğru. O tablodan dolayı ve tekrar tekrar belki denk de gelmişizdir. Beşiktaş camiasına takımın durumunu ve beklentileri doğru bir şekilde anlatılabilseydi başkan tarafından, yönetim tarafından. Beşiktaş taraftarı vefakar, cefakar bir taraftardır. Geçmişte de benzer süreçler Feda döneminde takımının arkasında durmuştur ve her türlü duracaktır. Bu sadece Beşiktaş. Bu başkan için de çok daha doğru bir strateji olabilirdi. Başkan için de orada da tabii geçen sezon o süreci ortalamanın çok altında iki oyuncuya çok büyük paralar da verildi. O süreci bizzat yaşamış futbolun başındaki Samet Aybaba var. Evet. Tabii başındaydı. Fikret Orman dönemi gelişinde biz bir feda dönemi dedi. Sonra o iki sene sonra iki tane kazanılan şampiyonluk, Avrupa'da başarı. Birebir orayı yaşamış bir kişi var. Hatta hatırlayalım ya Melemen'in dönemlerde Samet Hoca'nın olduğu dönemleri. Tabii. Şimdi bu süreç iyi anlatılmadı. Ben hep söylüyorum. Camianıza çıkıp biz bu sene bizden bir şey beklemeyin. Trabzonspor yeni bir şeye girdi. Diyebilirsin. Biz bu sene kazandık ama bizden şampiyonluk beklemeyin, eksiklerimiz var. Siz bunları söylemeyip hedefi büyütürseniz olmaz. Şimdi Van Bronckhorst benim için hayal kırıklığı açıklamasıyla daha da hayal kırıklığı oldu. Evet, beklenti yüksek olabilir. Oynattı oyun. Rakibine çalışamama. 3 haftadır, 4 haftadır Galatasaray maçından bu tarafa bakıyorum. Van Bronckhorst'ta çok ciddi bir düşüş var. Bunun çeşitli etkenleri vardır takım içinde. Ama hocam ya şu kadroyla Göztepe karşısındaki ne oynattın? Böyle bir kadroya bir daha sezon başı bir daha Galatasaray sezonu bitir Beşiktaş çıkamaz böyle bir kadroyla ya. Üçlü savun Paulista, Udakay, Emirhan, Svensson, Musati, Jetson, Masaoku. Masaoku'nun yedirdiği gol evlere şenlik. Evet. Çok kötü. Raşista, Rafa, topa koşmuyor ya. Ya bir futbolcu ben bugün maçı kazanmak değil, kaybet bu kadar. Tın 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 arkadan geliyor. Sen her türlü şey sende. Ayağını uzatsan topu kaleciye vereceksin. Ayağını uzatsan bu tarafa atacaksın. Jetson bir pozisyonda hiç böyle anlaşılmaz şekilde topun gerisinde, yani olsa da olur olmasa da olur diye. O da birkaç hafta iyi iş yaptı ama o da fabrika ayarlarına döndü. Geçen sene de aynısıydı böyle. Geçen sene de birkaç hafta iyi, sonra fabrika ayarlarına. Yani çok başka bir oyuncu, çok yeteneklerine ihanet eden bir futbolcu. Kadro üzerinden bakıyorum. Ya Göztepe'ye bakıyorum. Sezon başından bu tarafa Göztepe'nin kazandığı maçlara bakalım. %80'i ikinci yarı 70 sonrası oynadığı oyunlar. Geçen fiziksel hafta olarak düşmüyor. Geçen hafta Konya maçı 90+3 gol, 90+8 gol, 2-0. Evet. Sezon başından bu tarafa bakalım, kaybettiği Samsun maçı da dahil. 2-1 kaybettiği maçlarda hep 2-0'dan geriye geldiği maçlarda hep böyle 70-80 sonrası gol atmaya, fizik olarak hiç düşmeyen. Sen 2-0 öne geçtiğin maçta Göztepe'nin böyle bir özelliği var. Bilmen lazım hocam. Oyuncu değişikliklerini sezon başında en iyi yapan adam dedim ben. 1-0, 2-0 her skora göre oyuncu hazırlıyordu kenarda. Mesela son birkaç haftadır bunları hiç görmüyoruz. Evet. Net görmüyorum. Hocada bir mutsuzluk var. Santos'un gidişi gibi aynı. Hani böyle artık bırakın beni gideyim diye. Sonradan yaptığın açıklama. Hocam kusura bakma da Okan Hoca da Fatih Terim gibi bir efsanenin arkasından ligi 13. sırada bitiren Galatasaray'a geldi, şampiyon oldu. Evet, transferler yapıldı. Ama sezonun başında 5-0'lık galibiyet sonrası, o kazanılan Süper Kupa'dan sonra ne oldu da bu kadar değişti? Oyuncu değişikliği kaç tane yaptı bu maçta? 3 tane mi yaptı? 3 olması lazım. 2 yapmış olabilir. 2 ya da 3 yaptı. 5, yani 4'ü görmedi. Söyleyeceğim. Bak ben 2 diye hatırlıyorum 2 da. 2 ya da 3 yaptı yani. Ben 2 diye hatırlıyorum. Bakayım doğru mu? Şimdi maçı tam notlarım yani... da. Böyle bir oyuncu 2-0'sın. Sistemin üçlü 3-4-2-1. Sonra oyun içinde bir şeyleri denedin. Ya Göztepe her maçında oyunun 70 sonrası iki koparan değişiklik. İki değişiklik. 60'tan sonra hamle yok.
Böyle bir şey olabilir mesela mi? Mesela 72 ile 77 arası Göztepe'de 4 değişiklik var. Orada bir yanıt vermiyorsun. Niye vermiyorsun hocam? Rakip zaten fiziksel olarak sağlam. 4 değişiklikle daha da kulübeye bakıyorsun. Bazen bazı kulübeye bakarsın, çaresiz kalırsın, değiştiremezsin. Hakikaten var bazı hocalar. Var kulübesinde 5 tane adam 2 değiştirmiştir. Değiştiremezsin. Tamamlamak için 2 tane kaleci koyanlar var mesela sayıyı. Ya bakıyorum şimdi Tayyip Tallah, sen de dediğin gibi 2-0'dasın. Salih, Chamberlain, João Mario, Bahtiyar, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu. Her şeyin var. Golcün var, santraforun var, kanatın var, orta sahan var. Niye 2 oyuncu değişikliği hocam? Valla bu senaryo bana, hani hoca için söylemeyeyim ama yine de kovun beni. Onu söyledim işte. Senaryosu. Aynen onu hissettim çünkü ben. Hocanın maç sonu yaptığı açıklamalar, maç içerisinde yapmadığı gibi yani hamleler. Sanki beni kovun. Ya. Ben daha iyi bir teklif aldım. Ben gidemiyorum ama tazminatı da bırakmak istemiyorum gibi geliyor ama Van Bronckhorst nesinde söylemiyorum. Hani bu başka, genellikle başka bu senaryolar genelde oraya doğru gidiyor çünkü. Ya başka izah yok. Hani hocada bu vardır yoktur diyemiyorum. Rakip 4 oyuncu değiştiriyor ama ya. O bana çok seni yakın geliyor hocam. Nedense. Ben Süper Kupa maçını izlerken daha birinci gol daha maçın başında atıldı. Hemen hamle yaptı. 2 tane oyuncu ısınmaya gönderdi yani skora göre. Ocağı Galatasaray Beşiktaş maçından bu tarafa kulübedeki Halil Deri Huy haline bakıyorum böyle çok iyi değil. Oyuncu değişikliklerinde de aynı. Maçı okuma konusunda aynı. Şu kadroyu çıkarıyorsan saygı duyarım. Maça baktım ben ilk 11'e Allah Allah dedim. Bu nasıl bir 11? Oyun içinde bunu 5 kere değiştirebileceğin pozisyon var. 90 dakikada 2 oyuncu değişikliği. Ve zaten geç oyuncu değişikliği. Endur'la Immobile alıyorsun. Evet. İnanılır. Burada mesela Masu Aku bu hatayı nasıl yapıyor? Takımın şu hatayı halı sahada yapmazlar ya. Ya öndesin en az 3-5 metre. Ne hatalar oluyor halı sahada? Ya mesela hani böyle klasik olan halı sahada bizler yaparız o hataları normalde. Masu Aku gibi bir oyuncunun o yedirdiği gol arkadan gelip topu alıyor gidiyor karşı karşıya. Mert ne yapsın gerçi o golden sonra yani. Ben Beşiktaş'ta oyuncuların Emirhan'ı burada oynayıp da 1 dakikaya kim bilir'e geçeceğiz. Yani milli maçta konuyu. Yenilen goldeki Beşiktaş'ta oyuncuların biliyorsunuz kaybettirdiği toplar. Ajax maçına gidiyorsun Beşiktaş'ın. Orada yine yenilen 4 golün 3'ü bireysel hatalar. Biraz Beşiktaş'ın konsantrasyonu ile ilgili de bir problem var. Çünkü oyuncular ilginç hatalar yapıyorlar maç içerisinde. Sürekli bir şeyleri dışarıda alıyor Beşiktaş yönetimi. Farkında mısın? Son birkaç haftadır sürekli bir şeyleri dışarıda alıyor. En son da medya. Evet. Yani, en son medyaya geldi yani. Yani bu çok garip ve Sayın Başkan'ın da bence sanki orada gaf yaptığını kabul etmesi lazım. Orada medya derken biraz... Ha, medya da öz eleştirisini yapsın. Orada şunu da düşündüm. Medya derken eski futbolcularından bahsediyor da olabilir. Ya medyada ben, çok ben fazla sanki, eski futbolcusu var. Genel mi? Ben genel algı. Yani Beşiktaşlı imajı üstünde olan, oturmuş olan bazı basın mensuplarına bezi savunun yaklaşımında bulunduğunu hissettim. Bu da hoş değil zaten. Zaten basının da bunu çok kabul etmesi mümkün olmaması lazım. Bence kabul de etmedi. Bir başkanın da bunu söylemesine sebebiyet veren tarafta medyanın bir payı varsa da medyada orada zaten kendi öz eleştirisini yapar. Kim bilirle devam edeceğiz sevgili seyirciler Spor Ajansı'na. Üç sorumuz var. İlk soruyla bir başlangıç yapalım. Farklı konulardan sorular var. Kim milyoner olmak ister gibi alttan müzik geldi böyle. Bu yok. Söz kime ait? Bu şarkı kime ait? Bilme ihtimalin yok. Rejide yine İsmail vardı. İsmail Tan. İsmail Tan kardeşim benim. Hazırladığı sorularla. Bu son soru mu olacaktı acaba? İlk soru olarak görüntüye geldi. Evet, son soru olacak. Gördük soruyu ama yine de bir şey fark etmedi bizim için. Hiçbir şey fark etmedi. Ben yani en ufak bir fikrim yok o soruyla alakalı. Süper Lig'de bu sezon hangi takım daha fazla galibiyet almıştır? 4 şık var. Kasımpaşa, Konyaspor, Bodrum Futbol Kulübü, Kayserispor. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum'da burada 4 adayımızdan bir tanesi. Hangi takım daha fazla galibiyet almıştır? Bunun yanıtını arıyoruz. Var mı Taner Karaman bir fikri? Ben çok dikkat var ederim. Var fikrim ama cetlerine. Bir gözünde can... Hatta dün böyle bir bakmıştım. Puan tablosunu gözünde mi canlandırdın? Ben sürekli bakarım puan cetlerine. Dün bir bakmıştım hatta şey yorumunu yapmıştım. Ya, çok kazanmış ama yenilgisi de çok beraberliği çok az gibi bir yaklaşım var. Hangi takımda diye hatırlamaya çalışıyorum. Kasımpaşa, Konya, Bodrum. Çok... Tam olarak öyle biliyor musun? Evet biliyorum. Evet. Takımın adını hatırlamaya çalışıyorum sadece. Bodrum'da, ya kazanıyor ya kaybediyor Kayseri bir durum var. Senin var mı elediğin takım?
Savaşçoğlu iki takımı. Yok, ben eledi, iki şık eledi. Eleyemedim ben ya. Hani eleyemedim, aralarında bir şey çıkartamadım. Kayseri bizim, yani Kayseri... Kasımpaşa ya da Konya ya. Kasımpaşa demek istiyorum ya. Gözümün önünde Kasımpaşa galibiyetleri daha fazla var. Savaşçoğlu. Konya kötü başladı, sonra bir yakaladan. Kasımpaşa Konya. Sen Kasımpaşa, ben Konya diyeceğim. Aslında Kasımpaşa olma ihtimali yüksek ama ne Konya. Ne inanıyorsan onu söyle. Konya bir anda... Yok, aynı olmasın. Kasımpaşa Konya farklı olsun. Ben Konya dedim. Bu farklılık acaba seni mahcup edecek mi? Etmez. Ben, çünkü arka arkaya iki maç kazandı. Geçen hafta Göztepe karşısında dur bakalım. Konya dedim ben. Taner, çok güzel bir tanım yaptın az önce bu takımla alakalı. Ama doğru yanıtı bulabildin mi? Bulamamış orada olabilirim. Orada şüphelerim dediğim var. Dediğim gibi çıkartamadım. Görelim, ekrana getirelim. Konya Spor doğru yanıt. Savaşçoğlu'yu tebrik ediyorum. Ben yapayım. Hakikaten bak... Çok net gördüğünü, puan tablosuna evet. baktığına eminim. Çünkü Konyaspor'un 4 galibiyeti var, 3 beraberliği var, 6 yenilgisi var. Yani sen de burada yenilgi sayısının evet. fazlalığına dikkat çekmiştin ki ligde en fazla maç kaybeden takımlardan bir tanesi olduğunu belirtelim. 8 yenilgisi Bodrum'un var, Hatay'ın 7, Demirspor'un 10, Konya ile beraber Antalya ve Rizespor'un 6'şar evet. yenilgileri var. Ligde en fazla maç kaybeden takımlardan öyle. Biri ama 4'te galibiyeti var Konya ekibinin. Sıradaki sorumuzu ekranlara getirelim. Bu sezon tüm kulvarlarda en çok gol atan oyuncu kimdir? Ligler, milli takımlar hepsi dahil. 4 tane önemli isim var. Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski, Manchester City'li Erling Haaland, Bayern Münih'li Harry Kane ki bu hafta hakikaten acayip bir gol attı ve son şık Sporting'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres. Bu sezon tüm kulvarlarda en çok gol atan oyuncuyu arıyoruz. Gyökeres. Bunu biliyorum. Viktor Gyökeres. Cevap. Çok emin kendinden. Bu kadar eminse ben rol çalmayayım o zaman. Yapamam. Estağfurullah. Bu kadar eminse katılmak düzer. Aynen öyle yani, tamam. Ben de... Sen de mi Viktor Gyökeres, diyorsun? Çünkü çok emin. Rol çaldım buradan. Sıra bakma İsmail. Bildim sanırım sorunun cevabını. Bu ama. Kadar net bir yanıt gelmemiş olsa Taner'den ne derdin? Ya o Taner zaman, Karaman değil stüdyoda. Bak, başka sana. Biri oturuyor. O zaman da bu kadar net bir yanıt Kasımpaşa, veremedi. Kasımpaşa Konya maçı gibi olurdu. Yanılma oldu. Şimdi orada Lewandowski ile Haaland olduğu zaman bunlardan birisi dersin yani direkt. Hı hı. Ama soruda direkt ben bir şaşırtma var ve Taner'i kutluyorum ya. Ben şimdi demezdim orada. Ve rol çaldım. Kabul ediyorum ya. Peki cevabın doğru olduğundan nasıl bu kadar %100 emin. Çok çünkü güveniyorum. Taner'e güveniyorum. Adam bana güveniyor. Yani anladım. Mevzu orada. Yani bana güvenmiyor, kendisine güvenmiyor. Yok. Sana güveniyor. Çok iyi bir istatistikçi bulucu gözlemlemiş demin. Ben de Kasımpaşa ile Konya arasında gidip geliyorum dedim. Sonra Konya ama burada %100 dedikten sonra hiç yanlış olsa da gram üzerinden doğru. Emin yani. Bu oyuncular arasında favoriniz kim peki, onu sorayım. Ben hala Lewandowski'ciyim. Ben yani. De Haaland'ı, evet, yani insani bir fizik yapısı da yok yani, enteresan bir adam. Abi ben geçen sezondan beri Viktor Gyökeres'in dünyanın en iyi santrforu olduğu kanaatindeyim. Hatta şu an dünyanın en formda futbolcusu olduğunu da düşünüyorum. Gol sayısından öyle. Sadece gol sayısı değil, Taner yapmadığı kaç yaşındaki lan? Bir şey yok. 26 ya da 27 yaşında olması evet, lazım. Öyle bir şey olmaz. Bu üst düzey çıkışını biraz geç yaptı Viktor Gyökeres. Ama hakikaten yani makine diyebiliriz. Ya ben Haaland'dan daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum, o kadar. Olabilir. Yani ben Gyökeres'le alakalı 26 yaşında. Evet, evet. Daha çok yolu 26 var. 26 yaşında yolu var. Keşke biraz daha erken ilerleseydi. En çok gol atan futbolcu kimdir sorusunu. Sen zaten kendin bakalım. Söyledin zaten. Kendin de onayladın yani. Bunu söyleyeyim evet, sana evet. yani. Tartışmasız. Gerçekten her şeyi yapıyor İsveçli oyuncu sahada. Getirelim yanıtı ekrana. Onayladı zaten doğru cevabı yani. Tabii tabii. Viktor Gyökeres ya zaten o kadar emindi ki mahcup da etmek istemezdik Taner Karaman'ı. Teşekkür burada, ederiz. Savaşçoğlu'ya da bana olan güveninden dolayı. Evet. Ya ben, değil mi? Bazı şeyler var. Teşekkür ederim. Taner bilir diyebileceğim şey var o da. Estağfurullah. Snooker'da top sayıları işte bu. Hangisinde doğru verilmiştir? Fotoğraf var bu arada. Fotoğrafa bakacağız. Çok hızlı bir şekilde ama. Bakacağız ve line'da Savaşçoğlu karşı tarafa baktın. 15. Aldık fotoğrafı. 15 kırmızı var. Yani burada keşke fotoğraf vermeseydik. Fotoğrafa ben hiç baktım çıktım böyle, bilmiyorum ya. 15 kırmızı var. Aşık.
Video oynuyor o zaman. Yok abi. Yok. Oynamıyorum ama ekrana gelince saydım. Fotoğrafı şey görmesen tahmin etme ihtimalin var mıydı? Her hafta sonu oynarız. Bizden sorulur. 21 ile 22 olmadığı kesin. Ya 15 ya 16. Ya bilardo masasına 1990'ların sonundan beri yaklaşmadım. Öyle o zaman da zaten hani parmak ucunda bir şekilde topa vurabiliyordum. Yani hiç böyle ciddi bir bilardo snooker tecrübem yok hayatımda. En ufak bir fikrim de yok yani bu sorunun yanıtıyla alakalı. 15 kırmızı. A şıkkı. Sayıyor bak, hesap yapıyor. Hesaplayan adamlar. A Spor canlı yayınında 15. Sizinle. 15. Fotoğrafa evet. Bakmadan hesap mı yaptın? Fotoğrafa gerçekten görmedim fotoğrafa ama. Fotoğrafa bakarak herkes yapar. Dizilişi olarak baktın 15, 16 olmaz. Sen onlardan birisin. Ben fotoğrafa baktım saydım. Baktın saydın hızlı bir şekilde. Cevabı niye ekrana verdiniz de hiç anlamadım. Ben de anlamadım. Bu konuyu tartışacağız aramızda. Soruyu sorup da ekrana cevabını. Evet. Görelim yanıtı. Yanıt zaten belli. 15 kırmızı, 6 renkli topla oynanıyor snooker. Yani ben 21-22 olmayacağım. Sonra şöyle bir baktım. 5-4-3-2-1. Sen evet, kağıt üstünde bir hesaplama yaparak buldun doğru yanıtı. 4 işlem yaptırdık ayaküstü. Taner zaten affetmedi hatamızı. teşekkür ediyorum. O bazen sonra oluyor ama arada oluyor yalnız. Cevap gelebiliyor arada. Geldi arada ekranım. Olur. Arada büyük diyorlar verebiliriz. Ağzımıza sağlık. Savaş Çorlu Taner Karaman bizimle birlikteydi. Spor Ajansı'na noktayı koyuyoruz. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.